Başlıyor. Onun için umutsuzluğa kapılmayın. Yaşamak ve hayat güzeldir. Her sabah yeni bir umudun başlangıcıdır. Çünkü bizi yaratan Allah her zaman yanımızdadır. Abi yine bana fırça attı. Ay. Yok abi ya, bir derdimiz yok işte. Kirasını veremedim. Ha, tasarruf haftası ya. Kirasını veremedim. Bu bela abi, bu kadını tanımazsınız. Yedi bela patladı. Judo biliyor, boks biliyor, güreş biliyor, karate biliyor. O Çinlerin meşhur bir karatecisi var. Kolsuz kahraman. Bizim mahallenin de donsuz kahramanı bu kadın Fatma. Ne kadınmış be. Kirayı veremedim abiciğim. Ay, namusluk yok. Kirayı vereceğim de. Verecektim de. Otobüste ön kesici çekti. Ön kesici resmen geldi çarptı. Bak oradan bir teyze ne diyor. Ön kesicinin evladım, yan kesici. Tamam, yan kesici hanım teyzeyim. Bu önden geldi, ben gözümle gördüm abiciğim. Otobüste geliyor. Kadın. Kucağında bir çocuk, sırtında bir çocuk. Bir de burada bir çocuk. Ama orada kaç çocuk var onu bilemem. Daha doğum yapmamış. Kadın bana böyle yaptı adam işte. Evladım dedi, gurbette oğlum var, ona benzersin. Gel öpeyim seni. Öptü, paraya götürdü işte. Kirada onun içinde. Ulan kadın. Eğer ben Hicabettin Sıkılı'dan olmayacağım, sana dersini vereceğim. Ne oluyor oğlum? Konuşuyoruz işte, sohbet ediyoruz. Pire sen pireli miydin? Ha? Pire. Pire besliyor. Onlar da canlı. Para yok abi. Hani saka kuşu, nakarya kuşu alacağım da para yok. Bunlar da benim en samimi arkadaşlarım. Nasıl da bakarmış abisin ya? Gözümün içine bakıyor, şuraya bak. Göz kırpıyor, görüyor musun? Bunun biraz ateşi var, dün akşam üşütmüş de. Üşüttün mü? Ondan bilmiyorum. Nasıl da titremiş pirecik. Gel bakayım. Bak, insanlığımı gör. Kalorifer dairesine git bakalım ha. Şimdi bu pire deyip de geçmemek, ulan doğrudur lan. Pire deyip de geç, bak oynama lan ya, yapma Allah'ın söyledi. Elini ayağını öpüyor. Bak şaka bak. Neyse o neyse, gel. Vicdansız, kazan dairesine niye giriyorsun? Orada oyna, heh, orada oyna. Fazla açılma. Oradan minibüs geçiyor. Bak çocuklarla beraber nasılsın o? Bak şimdi nereden nereye geçtim, lava bak şimdi. Şimdi ben kirasını veremedim ya. Bir dakika abiciğim, orada kertenkelebekler o, biliyor musun? Huyunu biliyor. Ben bugün de 4 gündür evdeyim. Bir çeyrek ekmek aldım, 3 tane zeytin, ondan idare ediyorum. Hadise nasıl başladı?
İşte bir karar verdim. Gece akşam üzeri karar verdim. Dedim gideyim dedim bakkaldan bir çeyrek ekmek daha alayım. 4000'de ne olacak abi? Takıp yaka yapa ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Gittim ekmeği alacağım arkadaş. Bakkal dedi dur be kardeşim işimiz gücümüz var görmüyor musun? Pirinçlere su döküyorum. O da bak bakkal da namuslu adam. Pirince su döküyor ağaç çeksin diye. Fatma Hanım'la göz göze geldik. Ben fırladım o peşimden. Fakat ben de ne kaçarmışım abi. Vallahi yemin ediyorum. Herkes hani Trabzon vardır ya merdiveni Trabzon'u. Trabzon aşağı kayar ya. Ben apartmanın Trabzon'dan korkudan yukarı kayıyorum. Rekor kırdım. 165 merdiveni belki 4 dakikada çıktım. Sabahın gidi abi borcunu veririm. Ha şimdi nereden vereceksin? Mevzuya baksın. Nereden vereceksin? Abi bak şunu boşuna yazmadım şuraya bak. 1, 2, 3, 4 gitti. Bunlar kaldı. Burada ne var? 13. 13'üne kadar. Şu ne? Numara. 13, 13, 13. Takdim ediyorum size. Bir dakika. Milli piyango biletim. Bak şurada abi. Bu piyango biletini bulmak için 113 tane bayi geçtim. Ve 113. bayi de bu 113, 13, 13'ü buldum. Nasıl da bakarmış bu abisini zengin edecekmiş. Bok edecek. Niye canım edecek tabii ben. 113 defa rüyasını görmüşüm abi. 13 rakamın bana uğursuzunu kimse bilmez. Bak oradan bir amca dedi ki evladım 13 uğursuz. Ne uğursuzu? Benim uğurum 13 rakamı kara kedi salı günlü. Vallahi diyorum sen. Uğur nereden geliyor bak şimdi. Biz 13 kardeştik. Biz 13 kardeştik. Annemden babam ayın 13'ünde evlenmiş. 13'ünde de ayrıldılar annemle. Baba. Tabii çil yavrusu gibi dağıldı. Çoluk çocuk ortada kaldı. Sebep. Sebep ne? Babamın içki içmesi. 13 şişe şarap içiyor arkadaş günde. 13 defa da kutuyor. Tabii içki girer eve kadın durur mu? İçki girer eve Saadet durur mu? Çekti gitti. Annemin ismi de Saadet'ti zaten. Annem de ne kadın diyor. Annemin bıyıkları vardı. Namutlu duman. Böyle bir bıyık var görecek. Fakirlik abi ya. Nereden alacak da kesecek de evet, ağda yapacak o kadar para. Zavallı kadın işte. Tabii babam çekti gitti. Annem öldü. Arkasından bir şey yaptık işte. Çil yavrusu gibi dağıldık. Öteki kardeşleri bilmiyorum. Ben işte bir hayattayım. Bazen birisini benzetiyorum. Arkasından koşuyorum. Abim mi acaba diye. Asla gidişine bir isim yok diyor. Şimdi babamla annem esasında çok iyi geçinemez. Geçinemez. Annemde de bir çene. Abi bir çene. Zaten bazen annem pencereden baktığı zaman aşağıdan bağırıyorlardı. Vay Mustafa Bey hoş geldin. Eşolacak hadi yürü. Görüyor musun? Tanımadın mı? Saadet Hanım dedi. Şimdi bir gün hiç unutmam kavga çoktu. Dırdır evde. Zaten evde dırdır girdi mi kavga girdi mi o evden hayır bekleme. Şimdi bak olaya bak kardeşim. Bir gün babam çekmiş kafayı geldi meyhaneden. Meyhaneden geldi şimdi. Annem kıpırdadı babam ceketi çıkarıyordu. Annemi gördü babam. Annem böyle yine mi bu saatte geliyorsun? Utanmaz bizden sizi deyince babam ceketi gitti. Ne gelmesi be işe gidiyorum dedi. O gün gitti kurtardı paşayı. Şimdi bir gün yine başladı münaşaka. Babam dışarı çıkacak annem böyle yapıyor. Nereye? Ya işim var gidip gel. Nereye? 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 Abicim 10 defa 20 defa babamın tepesi arttı. Annemi yatırdı dırtlağını çıktı tıktı tıktı dırtlağını. Annemin ağzından köpükler ayaklar titredi dedik biz ağlaşıyoruz. Abua abua anneciğim anneciğim çoluk çocuk çiliyor musun gibi. Babam gözyaşları içinde geldi dedi çocuklar hakkınızı helal edin dedi. Ben karakola gidip teslim alacağım. Babam ceketi giydi bak aynen böyle. Annem yatıyor yerde böyle. Babam tam kapıyı açacak annem böyle. Nereye? İşte böyle bir kadındı. Ama aralarında boşluk da değildi. Bozuk da diyebilirsin. Bir gün de babama bir gün hak verdim. Annem böyle yaptı eve geldi babam da. Annem böyle yapıyor. Bizanslı herif bir terbiye öğren. Bir şey öğren asalet öğren. Git de komşumuz Ahmet Bey vardı. Ahmet Bey'den öğren. Babam böyle yaptı anneme. Ne öğreneceğim lan dedi Ahmet Bey'den ben ha. Vicdan sıkardı. Dırtlağını sıkar mı senin lan? Dedi o bak o Ahmet Bey var ya o Ahmet Bey'in de bir karısı var abi. Dünya ahiret bacım olsun. Bu kadar güzel kadın olmayacak. Sokaktan gidiyor herkes böyle maşallah maşallah. Allah sahibine mahsus. Annem böyle yaptı. Git dedi o kadının güzel kadının kocasından terbiye öğren. Ne terbiye öğreneceğim? O adam Ahmet Bey eve geldiği zaman ayakkabını çıkartıp Bismillah deyip karısını öpüyormuş dedi. Babam böyle yaptı. Ulan dedi vicdansız benim öyle karım olsun dedi. Sabahtan akşama kadar dedi evde hatim indiririm lan dedi. Hey gidi günler evde. Şimdi ben diyorum ki abicim. Nasıl olsa bu parayı şey yapacağız, vereceğiz. Kirasını vereceğiz. Çıkacak da yarın sabahın erken mi kalkmak lazım?
Abi açlık da bir yandan nasıl bastırıyor biliyor musunuz? Aç. Otobüste de paket unuttum. Otobüste sandviç paketi vardı, onu unuttum. Nasıl? Şeyden, Aksaray'dan mi? Şimdi bak, hadisenin olduğu güne bak abi, paranı çaldın ya. Aksaray'dan otobüse bindik. Aksaray'dan otobüse biniyorsun da millet birbirlerine sarılıp öpüşüyorlar. Hayırlı yolculuklar diliyorlar. E abi az yol değil, Aksaray Taksim. Trafik tıkıştı mı 1,5 saatte gidiyorsun, uzun yol gibi. Bir kadının bir tanesi arabanın arkasına su döktü. Kadının bir tanesi, evladım Galatasaray'a geldim, bir telefon et, merak ederim. Bindik otobüse. Herkes böyle. Kıt kıta, herkes birbiriyle akraba, böyle duruyor. Birisi öksürürse otobüste şöyle dönüyor. Otobüs kalktı, normal şekilde Şişhane'ye kadar geldi. Pardon, anormal şekilde hiç durmadı. Şişhane'ye geldi, normal şekilde trafik tıkandı. Bekle. Allah'tan çoluk çocuğu olanlar ızgara köfte falan yaptırmışlar işte, yanlarına köfte patates soymuşlar işte, kimisi yiyor, kimi çay içiyor da. Bir de hamile kadın arkadaş, kadın başladı mı? Bir de çocuk doğdu mu otobüste? Çocuğun ismini de bana koydurdu. He? Çocuğun ismini? Diferansiyel koydu. Neyse, o gün otobüs kalktı, 1,5 saatte işte geldik şeye. Bir günde ne oldu biliyor musun abiciğim? Ana, otobüse bindim. Aksaray'dan. Ona 7 dakikada Taksim'e geldi. E ben alışmışım yıllardan beri 1,5 saatte Taksim'e gidecek otobüs, onun zevki var. Halic'i seyredeceğim, sıkışacağım, mıkışacağım. 7 dakikada Taksim'e gelince tepem bir attı benim. İnanır mısın o gün 15 defa gidip geldim aradaki mesafeyi doldurmak için. O gün niye mi serbestmiş? Nüfus sayım günüymüş. Orada mısın anam sen? Gel bakayım sen. Şimdi ben diyorum ki abiciğim, en iyisi ben kendimi yormayayım. En iyisi ben kendimi yormayayım. Vurup kafayı yatayım. Sabahını kalkarım işte biraz daha kuvvet. Dur bir dakika abi, şu takvime müsaade ederseniz bir tamamlayayım da dalga geçeyim de. İnsan takvimi de şaşırıyor. Kalkarım sabahleyin, bakarım yine biraz hava alırız. Abi bakın bugün kaçıncı gün? Ondan evvel de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. gün abi, bu da boş, bu da boş ya. Buna da acıyorum vallahi. Ulan piyangodan bir çıksın, en büyük ikramiye senin hakkını öyle bir vereceğim ki sen de şaşıracaksın. Şurada dur bakalım. En iyisi yatarım. Kafayı vurup yatayım bir dakika. Pardon. Hep ben yapıyorum, kafayı vurup yatıyorum. Şunu da nereye alalım, sağlam bir yere, hırsız mırsız girmesin imzacına. Şunu da şuraya koyarsın. Canım benim, nasıl çıkarmaz? Milyonlar çıkacakmış, yarın sabah bu kapıdan. Patmanıma böyle yapacağım. Al diyeceğim, beni paraya mı sattın kaltak, suratına para, şakırt şakırt. Yine yutturuyorsun lan, boşver, açlıktan karnın dönüyor. Vur kafaya yat arkadaş. Şimdi sabahleyin erkenden görüşeceğiz. Şimdi abi çalar saat, şurada bir komşu vardı, onlar taşındı. Ona rica ediyordum işe giderken, çalar saati kuruyordu. Burada adam şey yapıyordu, uyandırıyordu beni. Çok iyi kalktım. Saati arıza yaptı. Adam sabahleyin saat 7'de işe gideceğim diye ağzından oradan böyle yapıyor. Zırr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 
gidin, derseniz erken kalkar. De bakalım şimdi. Ulan boyum uzadı açlıktan, yorgan mı kısadı? Benden inat mı ediyorsun? Tamam mı? Yapma, yorgan yiyem, sarıl ben anam, yorgan ye, dur. Bak inatlaşma benden diyor. Bana sarılmayacakmışım. Ulan eğer ben icap ettimsem sana sarıldırma şimdi bilirim. Bir dakika abi, pardon, özür dilerim. Hadi yavrum. Gel bakalım. Hadi. Hadi ev yallah, sabahın görüşürüz. Sütçü! Ulan sütçü! Ulan vicdansız, öteki mahallede satsana sütünü! Burada milyoner uyuyor. Sütünü keserim vallahi senin ha. Al. Sabah sabah. Zaten sahtekar abi, bunu bilmiyorsan. Göya bu en taze sütü satıyormuş. Suya süt koyuyor bu adam, bu kadar vicdansız. Öyle yapıyor geçen gün bakkalın yanında. Bizim sütümüz çok tazedir. Gece ineğe buzdolabına koyuyormuş. Palavracı herif. Buyurun. Şimdi de uykum firar etti. Hadi bakalım ne olacak şimdi.
Aman ya sen de sinirle, hadi kaç. Zaten açtık bir anda, istirahatine bak. Hadi ev yallah, sabahleyin görüşürüz. Ev yallah. Ulan teyareci! Yüksekten uçsana, vicdansız! Nerede benim sapanım? Şimdi bir taş gözüne vallahi... Ha? Hostesin işi bıraksın inşallah, başka bir şey deme. Buyur. Sinirimi bozdu. Bu hep böyle yapıyor bu saatte. Bu uçak teyareci hep bu saatte geçiyor. Ne geçiyor? 15 dakika sonra hokonöptör geçiyor pervane rüyüste. Bir de burada açalıyor bana inat. Göreceksin be, uçak alacağım, 25-30 tane hokonöptör alacağım. Hey! Hey! Sinir bastı. Dur lan. Hadi eyvallah, sabahleyin görüşürüz. Bak uyuyamıyorum şimdi, görüyor musun? Ha bir yerde okumuştum. Uykunuz kaçtı mı? Yastığın yerini değiştireceksiniz. Yastığın yerini değiştirdim, bir gazetede okudum. Ve sabaha kadar şımıl şımıl uyumuşsunuz. Hadi eyvallah arkadaş. Ona yastık derken, ulan yastığımı alanın araşını avradına başlarım şimdi. Allah bedanı vermesin. Benden dalga mı geçiyorsun? He? Fatma Hanım'mış ulan. Doğruyum mu senin? Ay sinirim bozuldu. Ay. Boşver yine sabahleyin. Sinirimi bozma. Vur kafayı yat. Sabahın erkenden kalktığın zaman da. Saatte kalkar. Ay daha şimdi de yatağa çağır. Yatağımı verin ana. Yavaş yavaş çakırıyorum galiba. Öyle geliyor bana. Oy. Hadi eviyallah. Bunu şurası bu özel. Radyo sana karşı zehirlenmemek için. Kapıya çekiyorum ya yorganı gece. Sıfıçt. Oh be. Saat ne kadar güzel bir şey. Bak buyurun işte. Ta Siyah köyün oradan vapur bana inat için düdük çalıyor bak. Arka arkaya. Bak Siyah köyün orada, burası neresi? İstimin bitsin iç Allah. Tamam mı? Köpek balığı çarpsın sana taptan. Ay. Uykum kaçtı. Bir de merak ediyorum, uyku nereden kaçıyor acaba? Bak şimdi, ağacım kapalı. Böyle yaptım, burnum da kapalı. Böyle yaptım, kulaklar. Aman be dert mi bana, uyku kaçacak bir yer budur, bir yerden çıkar gider. Oh be! Hadi, hadi apartman yalla. Yok neydi o, ev yalla. Oha! Rütbü tadı. Abi böyle şey duymadım be. Vallahi billahi jet geçiyor zannettim. Ulan vicdansız, susturucu tak, susturucu. Git dolaplara da ver onun ustaları, iyi susturucu takarlar sana. Tabi paran var, yedin kuru fasulyeyi bu tarafa manevra. Tatbikat mı yapıyorsun? İlançız. Yok abi ya, hava baskınına uğradık zannettim ya. Roket mi geçiyor, ne geçiyor diye. Eyvallah. Dur pesin horlayayım da sonra horlamaktan rahat olmayayım. Hırr, hırr, hırr. Hadi eyvallah. Ulan! Ulan beni oraya getirme. Vicdansız, beni oraya getirme. Bana inat için yapıyorsun bunu. Yarın sabah piyangodan çıkacak en büyük ikramiye. Dumran bir kazan kuru fasulye yiyeceğim, üstüne de takviye. Lahana sapuskaçı, bir de sarımsaklı turşu. Göreceksin ondan o tarafı, bombardımandan yıkacağım her tarafını. Dünya, dünya, takır takır da dünya, fişçe görürsün sen. Buyurun işte. Ay sinirim bozuldu. Aman sen diyorum, ne sinirini bozuyorsun her şeye. Milyoner olacaksın, saatini kazan. Ulan! Uf!
Ulan yapacaksan yap, fıtık oldum bekliyorum lan. Uyuyacağım. Bak şimdi, ulan git. Belayı başıma sokma, git diyor. İyi be. Fıtık oldum abi ya. Ya adam böyle şey olmaz abi. Baba takviye be ya. Ay sinirim bozuldu. Yapacaksan yap lan. Yatacağım. Hay bekliyorum, alıştım şimdi abi ya. Bu işin tiryakilisi de çok fena abi. Hay sinirim bozuldu. Buyurun işte. Yine uyku kaçtı. Boş ver. Moralini bozma oğlum. Moralini bozma. Şurada kaç saat kalmış, kaç gün saat kalmış. Hadi toplu konut yallah. Yok ya öyle, ne toplu konutu, nereden çıkardın oğlum, kaçırıyormuşsun. Apartman yallah, villa yallah. Tamam, ev yallah. Oha! Böylesini de duymadım abicim ya. Her sessizini duydum da teneke sessizini ilk defa duyuyorum. Ulan! Konservenin kutusunu da mı yedin? Orkestra mı yapıyorsun bana? Ulan! Yarın ben sana orkestra göstereceksin. Göreceksin sen. Ağır batı müziği. Hafif batı müziği. He? Yok, ben bir zamanlar orkestrada çalıştım. Vallahi çalıştım. Etroman çalmıyordum o zaman. Etroman çalmıyordum. Ne mi yapıyordum? Orkestrada abi vazifem vardı. Hani orkestra üyeleri böyle toplanır da bir parça vardı. Neydi o, rumba. Böyle yapar hani. Na 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 ni na 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 na. Ya na na ni na 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 nian. Es verir ya. Benim vazifem orkestrada o böyle na 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 ni na 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 na. Dedi mi bir adam orkestrayı böyle yapıyor. Ben o adamın arkasında durandım işte. Sen adamı öldür için. Bak moralim yerime geldi. Kafayı vurup yatayım şimdi. Kafayı da vurup yattığım zaman daha rahat uyuyor. Şımıl şımıl. Hadi bakayım, yorganıyım. Sen bakayım bir yere. Oh, bir rahavet çöktü. Sabaha kadar uyuyordum. Ne biçim kiracısınız be? Hepiniz defolun gidin! Hele sen simsekince abettin! Yarın akşama kadar kiranı vermezsen kendini kapıda bulacaksın! Anladın mı? Bu kadın nokta kullanmıyor. Anladın mı? İçeridesin biliyorum! Sakın yok numarası yapma! Kapıyı kırardım ama neyse! Salak herif! Bak, öyle bir kadın ki bir gün salak diyor, bir gün manyak diyor, bir gün aptal diyor. Ben de benliliğimi bulamıyorum. Karar ver lan kaltak. Ben salak mıyım, aptal mıyım, manyak mıyım? Yok efendim. Milli Piyango'dan ikramiye çıkacakmış da. Bak bak, o da duymuş. O milyoner da olacakmış da. Mısı neymiş? Mısı kaldır. Ulan Sünefe, sen evvela aç karnını doyur. Anladın mı? Anladım, anladım. Anladım ben de. Ne şiştiriyorsun? Anladım. Unutma, yarına kadar müsaade sana. Ulan sende de izzet nefis mi var, hicap ettin. Şu kadın sana bağırıyor, şurada ağzını açıp bir şey söyleyemiyorsun. Sen erkek değil misin? Dur bakıp geleyim, dokuz kağıdıma. Bana mı söylüyorsun? Adamın sinirini bozma. Yeter be abi, bize de serava bir de. Fatma Hanım, Fatma Hanım! Geliyor mu? Geliyor mu? Nasıl korkuttum ama bak, sesi çıkmıyor. Paçalardan aşağı sıcak sulu bir şeyler mi gidiyor acaba? Yok. Ulan! Ulan kaçardı, ne de senden çektim ha? Üç ay. Ulan gidip kendine bir iş arasana! İş beni arayacak bundan sonra. Çalışsana zurna! Bak, hakarete bak, zevksiz kadına bak. Zurna diyor. Vicdansız iş olmasa piyano, fikir diyor, keman filan desene. At kedi, at kedi! Evet, at kedi. Mırrrr, bana ciğer al, mırrrr. Yok efendim, o büyük sanatçıymış da, onu cemiyet anlamıyormuş da, ulan tavan
Ulan anladım. Bu tutuk oluyor bu anladım. Oynama lan. Allah tedavi vermez. Ay aman! Ay! Bir daha anne bakmadan kızıma ilan aşk ediyor. Bokumun dumanı. Ana. Bak, lafa bak. Söylediği lafa bak. Bir daha bir kızını seviyorum ya. Yarına kadar ömrüm var. Hicap ettin denen sümsek. Ağladın mı? Açlıktan ölürsen neşini taban arasına anlatacağım. Ağladın mı? Vicdansız hiç olmazsa belediye haber ver. Burada çürüyecek miyiz biz? Kızını seviyorum abi. Kızı. Ah Ayşe. Ha? Yok yüzünü görmedim kızını. Kısa yüzünü görmeden aşık oldum. Bir gün geliyordum, içeri gidiyordum. Neydi? Karakolda ayna var, ayna var, şarkısı var diye onu söylüyordum. O ses beni bitirdi. O da benim yüzümü görmedi. Her gün pembe mektup bak. Şunları müzene yazıyorum. Her gün pembe mektup. He? Ayşe'ye. Büyük az, görmedin. O da bilir. Niye olmaz? Hatta şiir yazdım Ayşe'ye, şiir. Ne yazmıştım? Ayşe! Sen tok, ben aç. Ayşe, saat kaç? Sana da bak abi. Hicap ettin. Ayşe'nin sesi. Hicap ettin. Söyledim Ayşe. Hicap ettin, mendilini ütüleyip getirdim abi. Yok, mendili alıyor, ütülüyor, getiriyor. Böyle bir kız. Hicap ettin, içeride misin? Evet, 145 bin lira. Pokerde içerideyim. Ah, ah hicap ettin, bilsen seni ne kadar çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Ah beni kaçır icap ettin ne olursun. Al kaçır beni icap ettin. Evet anan da beni kaçırsın. İcap ettin belki beni duymuyorsun ama ben ebediyen seninim. Beni ifade et icap ettin. Hadi tabi çocuk. Lafa bak beni ifade etmiş. İcap ettin. Böyle laf mı olur? Ol beni irfanlara git. İrfanlar gecenin bu saatinde evde olur bakın. Ağzına biber sürerim ha. İcap ettin belki beni duymuyorsun. Ama ben her şeyimle seninim icap ettin. Çılgın bekle. Beni kıştan çıkartma. Yok neydi o lan? Baştan çıkartma. Peki o zaman. Gözyaşlarımla işlediğim mendili kapının üstünden atıyorum. Hicap ettin. Ne olursun aç şu kapıyı da bir yüzünü göreyim. Hicap ettin ne olur. Gösterimim yüzünü. Bana biraz tipini tarif etsene hicap ettin. Ama annen gelirse kızar seni orada görürse. Bana biraz boyunu söylesene. Boyun kaç? Vallahi şeyde işte bu tavan arasında 2 büklüm geziyor. Kafam hep tavana çarpıyor. Arkadaşlar 1.95 diyorlar ama herhalde bir 2 santim daha uzundum. Omuzlar geniş. Paduları göreceksin paduları. Anan tabiye bak. Vücut altıgen. Bir de hangi rengi seversin? Mavi. Gözlerin mavi. Mavi mavi masmavi. Ayşe seni de görmüyorum. Bilmiyorum pembe mektuplar alıyorsun ya. Hı hı. Sen de bana tipini tarif etsene. Benim yaşım 60. Biraz kuruyum. Suratımda da çıbanlar var. Olsun çıbanını yiyeyim Ayşe. Kaç gecedir bana mızıka çalmıyorsun. Biraz mızıka çalsana. Bazı geceler buna mızıka yapıyorum. Sedanat yapıyorum bir dakika. Mızıkayı çalacağım da ben de mızıkaya başladım o sokaktan köpekler havlıyor. Annesi duyuyor. Ayşe duyuyor musun? Duyuyorum. Annem geliyor. Ben madem maaşına başlayayım. Ah şu kalbim, sabahlarla kalbini şaşırıyorsun, başını şaşırıyorsun. Açlar ne yaptığını bilemez hali. Nasıl çeviriyorum abi, aşk. Bak bana tipini tarif et. Güzellik mühim değil. Güzellik neymiş? Güzellik neymiş? Heh, mesela o meşhur bir Sofia Loren diye bir kadın var. Nesi var onun? Bir gözleri güzel, burnu güzel, dudakları güzel, göğsü güzel. Bunları da çıkar, Ayşe'de ne kalır? Gerisi kalır. Ne kalacak? Güzellik bu. Of, ah Ayşe. Abi aşk insanı ne hale getiriyor? Ona şiirler yazıyorum ben. Bir pembe mektup var burada da onu da yarın veririm artık. Ama göreceksin Ayşe. Mini piyongadan para çıksın.
Sana öyle bir düğün yapacağım ki dünyanın tadı damağında kalacak. Yüz binlerce kişi, Taksim meydanında düğün. Oradan kaçın paçaya. Cazlar, orkestralar, para, bol, bahşişler. Göreceksin. Evvela gerdek, sonra nikah, sonra nişan, sonra kız isteme, sonra söz kesme. Ulan ters olduk abi. Hep de bunu ters doğdum, ondan şaşırıyorum dedim. Ben ters doğmuşum. Tabii ben doğar doğmaz ebeveyn hemen geri iade etmek istemiş de babam demiş ki niye? Bu çocukta imalat hatası var demiş benim için. Ben oturmuş buraya tıraş ediyorsun, düğün yapacağım diye, ne yapacağım diye. Açlıktan nefesim kokuyor şurada. Kime fiyat yapıyorsun be icamettin? Babana mı fiyat yapıyorsun şurada? Oğlum icap etti. Ana. Babamın sesi. Hey ses. Sen babamın ruhunun sesi misin? Tabii onun sesiyim. Sen orada tavan arasında ne arıyorsun? Baba. Yine bana bunu soruyorsun değil mi? Ha. Hangi vicdandan soruyorsun? Bizi 13 kardeş o gece kış gecesi sabaha karşı kapının önüne bırakmadınız mı? Ne yapayım evlat? 13 kardeştiniz, bakamıyordum. Yok canım, bakamıyormuş. Madem bakamıyorsun da 14. kardeşimizi neden imar etmeye çalıştınız? O gece bizi niye zorla yazlık sinemaya gönderdiniz? 13,5 defa gördüğümüz filme. Buçuk diyorum, bir film yarıda kesilmişti. Bunun ne manası var? Ne oldu? Yoksa eşkıya mı oldun? Ne münasebet? Niye eşkıya olacakmışım? Namusumla, şerefimle, alnımın teriyle. Baba, sürünüyorum ya. Ya, demek bir baltaya sap olamadın ha? Evet, münasip bir balta bulamadım. Karagöz mü oynatıyorsun burada? Peki, ne oldun? Aktör oldum, aktör. Traktör mü oldun? Evet, traktör oldum. Tabi, Hüsmulagan'ın tağlasında çürüyün, kapçın ağızlı. Sos! Hayran bu! Ne demek? Oyuncu olmak. Şimdiye kadar bizim sülaleden oyuncu çıkmadı. Maskara mısın sen? Maskara değilim. Ben babacığım, ben sanat oyunları oynuyorum. İster misin sana şimdi şurada bir Hamlet yapayım? Yok. Ama iyi pişsin yumurtalar. Buyurun. Babamın sanat anlayışına bak. Ben Hamlet diyorum, o Hamlet anlıyor. Otello desem menemen anlayacak. Hamlet dünyanın en meşhur tiyatro yazarı Shakespeare'in bir eseridir. Canım o kadarını ben de biliyorum. Nereden bileceksin? Shakespeare'i nereden tanıyorsun? Burada ahirette tanıştık. Ona. Shakespeare'den. Şimdi Hitler'le tablo oynuyorum. Hitler'le tablo oynuyorsun. Ama pul çalıyor kerata ha. Bu hep böyledir. Bana bak evlat. Baba, Reagan'ı görürsen deve güreşi yap. Orada rahat mısın babacığım? Sen kendinden haber ver. Belki, acık mı oldun? Ben kendimden haber vereyim. Bir kızı seviyorum, annesine böyleyiz. Ama kızı alacağım, anası çatlayacak, ölecek. Sana misafir geliyor, orada onu iyi karşılar. Ah. Ya, Trat köprüsünden geçerken çıpır tıkıtına bir tekme, langırt gitsin. Bırak şimdi onu, bana kızı tarif et. Baba, kızın güzelliği bir şey değil, kalp güzelliği. Benim için o kız dünya güzeli. Demek çok güzel ha? Güzel, boy. Boş, hepsi onda. İyi, o zaman onu bana gönder evlat. Olur, iade et. Babaya bak, hayırlı babaya bak. Yavrum benim. Ah be, abi nasıl canım sıkılıyor, nasıl üzülüyor. Ama aç kaldı vakit, moralini bozma aslanım benim. Enseme vurma, şaka sevmem bilirsin, icap ettim. Peki abicim. Hangisi? Ne? Şu elbise. Niye renkli? Onu mu soruyorsun? Siz bunun macerasını bilmezsiniz. Ben sana bak, senin macerasını anlatayım. Şimdi bir gün o sarma bahçe var ya, ayak top oynuyorlar. Dolma bahçe mi, sarma dolma aynı işte. Oradan geçiyorum, merak ettim. Nedir bunlar? O kadar içeri girdim, baktım. Orada işte bir sürü adam toplanmış. Öyle dedim, o da adam bir işte girerken dedi, burası hastanedir, tedavi olmak için gidebilirsin dedi oraya. Ben de biraz hafifseyim de dedim, bir tedavi olayım. İçeri girdim, baktım orada kısa pantolonlu, kaşı kadar adamlar oraya koşuyorlar. Bir tane var, o delilerin başı galiba. Yaşlı başlı adam utanmıyor, ağzında tüt koşuyor. Şimdi ben orada oturuyorum ya, oradan birisi bir vurdu. Bu kaleye bir gol yürünce baktım, bağırıyorlar, ben de başladım bağırmaya. Aça, bravo, çal. Yanımdaki adam böyle yaptı. Sen hangi taraftan çınır lan? Dolma bahçeyi orası, ben de karşıda oturuyorum, Kadıköy'de ya, ben böyle yaptım. Karşı taraftayım. Çok güzel. Karşı taraf için benim yanımda bu gözüme bir yumruk arkadaş. Allah gittim ki nasıl gittim, ağlaya çıktık orada. Şimdi maçın tadı da damağımda kalmış ya benim. Öbür hafta bir daha gittim, orada dayak yiyor. Bu sefer bu tarafa geçtim. Bir hafta içinde de bir hastalığa tutulmuştum. Gözüm de mosmor.
mosmor, vaciletleri olmuş, gözüm morlu geçmemiş, bir de hastalık, sarılık geçiyorum o sıralarda, geçtim oturdum. Şimdi bu taraftaki takım, meğersem bu tarafta oturduğum tarafta Galatasaray'mış. Bak şimdi vaziyete bakarız. Şimdi yine bir gol atınca ben yine başladım, bravo, yaça, gol, mol derken, adam baktı, renk sarı, göz vacime, gözüme bir yumruk, haydi bir daha dayan. Ondan sonra gözüm açıldı, böyle bir şey yaptım. Şimdi oturuyorum, istediğim kadar bağırıyorum. Mesela soruyor adam bana, sen hangi kulüptensin? Yukarıdan aşağı 3, aşağıdan yukarı 4. Hangi renge rast gelirse ona da rast geliyor. Mesela bu. Maç dediğimde aklıma geldi. Geçen hafta Kayseri Spor maçına gittim. Çok böyle bir merak ettim falan. Şimdi Kayseri Spor tarafları oturmuş, bağırıyorlar şimdi. Aynen böyle bak şimdi. Topu Kayseri Spor tarafları aldı ya, böyle bir. Baştır! 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 Top rakip kale tarafındaki yerin ayağına geçti ya, bütün Kayseri böyle bağırıyor. Bastırma! 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 Tam o sırada Kayseri Spor santroforu topu aldı kaleye. Top! Getirmez mi filelere? Kayseriler böyle. Sucuğu da yedirdik, sucuğu da yedirdik. Yavuz Mehmet diyor. En büyük Kayseri. Hey Yavuz Mehmet. Şimdi ne yapsam acaba? Yine en iyisi kafayı ben vurup yatayım yine. Başka bir çare yok. Hadi. Gece kondu yalla. Aman fıtık oldu. Ne yalla diye bekliyorsun. Söylemeyeceğim. Kafayı da bugün güzel bir adam akıllı. Ben dalayım. Oh. Allah cezamı vermesin. Ana! Rüyada misafir geldi gidiyordu. Biz de misafiri uğurluyoruz ya, misafir olarak. Ben de kapının kenarında duruyorum ya böyle. Kapının kenarında buyur teyzeciğim diye kenara çekilince karıldan aşağıya. Ne tafaymış ben. Çok güzel bir rüya gördüm onu. Doğumumu gördüm ha. Vaziya diyorum ya. Vaziya doğumu gördüm. Nasıl doğmuş? Baksın bak. Şimdi bebek ya bu, bebek. Batıyor içeride şey, batıyor şimdi. Cırt. Cırt. Pişman olup içeriye. Ama ondan sonra da biliyorsunuz öyle bir şey ki, doğumun cezası normalde 9 ay 10 gün. Ama bazen bebeğin iyi hali gördüğü zaman da 7 ayda filan da tali olabiliyor. Öyle işte. Ah babacığım ah. Rahmetli baba. Aynen. Oğlum icap etti. İyi ki andım. Evet. Ne var? Kızı beğendin mi? Ona mı derdin? Biraz evvel Shakespeare'le konuştum. Bu omlet oyununu çok merak etti. Senin için de iyi sanatçıdır dedi. Shakespeare? Evet. Hadi ya sen de. Ben onun bir oyununu oynamıştım da, oyunun sonunda adam mezardan kalktı, beni öldürmeye geldi de polisten zor aldı eline. Kime yapıyorsun bunu? Her neyse, merak ettim. O oyundan bir sahne oynasana. Babacığım, Hamlet bir Danimarka prensesidir. Hafif de yumuşaktır. Hamlet'in amcası, babasını fare zehriyle zehirledikten sonra Hamlet'in annesiyle nostalji yaşarlar. Bunu duyan Hamlet intikam almak için annesiyle babasının kaldığı turistik motele gelir. Kapıya bir tekme atar. Langırt! Alçaklar! Sen! Zalim amca! Ananla beraber babamın kavçuk yatağında yatın bakalım. Ama bu zalim kılıncım sizden intikamımı alacak. Al sana amca! Can! Oh! Ah ya! Ha, nerede bakayım koyunlar? Ah ya, nerede bakayım o saatler? Ya sen zalim ana, sana da al, can! Zalim ana, hani yemekler de bana sana? Bu ne biçim ton? Hele aracalı buracalı eroş don! Baba! Ulan baba! Baba! Hayal görüyorum abi, yok böyle bir şey.
Nereden ya? Ayar görüyor abiciğim. Kaç gündür karnımız aç? Ha. Bir dakika. Dayanayım ama. Çünkü sonundaki neticeye bakarız biz daima. Maç 90 dakikadır. Çırp. Kaldı. Bu ikisi de gitti. O da büyüktür. Yo bir de bu saat icat edenle adama bozuluyorum ya. Bu niye 24 saat yapıyorsun günü? Yap 5-6 saat paramızı alalım. Allah Allah. O ne diyorsun abisine? Açlıktan nefesim kokuyor ya. Oyun, rüya, hayat. Ama bir de ne var biliyor musunuz? Hayat bir oyun değil mi zaten? Bakın şimdi. Şu pencere var ya. Burası yüksek ya. Bütün İstanbul'u görüyor. Her taraf ayağımın altında. Şurada karşıda stadyum var bak. Tam karşı stadyum. Orada maç var galiba. Obi! Duvar üstündeki. Bana bak. Maç kaç kaç. Fışır fışır. Fışır fışır. Ne oluyor? Hücum ediyorlar. Kaleye mi gidiyorlar? Hadi be. Ben bir söyleyeyim sana. Bana bak. Bana bak Rıdvan. Ha, bastasın artık. Hır gol attıktan burada apartmanda pencere kırıyor bu şeytan ya. Şeytan. Ha ne diyordum? Buradan İstanbul gözüküyor ya bak şimdi. Şurada karşıda bir apartman var abi. Orada bir milyoner adam var abi. Para böyle adamlar. Açı para. Para nasıl? Tıkır. Gön. Kasapan. Para batıyor. Tıkır. Gön. Geçen de baskın yaptı. Hepsi yakalandılar orada. Bir de şurada tembel Abdurrahman Bey oturuyor. Ya ben böyle tembel görmedim. Adamda para bol. Apartmanda yüzme havuzları, bilmem neler, her şey var. Fakat adam tembel. Bak şimdi. Abi adam o kadar tembel ki vallahi tembellikten evlendi de geçen gün hamile kadın aldı adam ya. Böyle şey olmaz. Sen de ne ananın gözüsün, nasıl gülüyorsun orada? Görüşürüz, görüşeceğiz. Sana hepinize 55 milyon vatandaşıma hepsini ısmarlıyorum pantolon. Dünyanın Almanya'ya da oradaki vatandaşları Münih'ti kardeş sana da. Paralar bende. Sen bugün yemeğini ye, hesabı bana gönder. Tamam, eşel halini durdu. Tamam, üstüne düşme. Şurada karşıda da, tam karşıda şey var. Aa, adamın bir tanesi duvara yazı yazıyor, dur. Yazı yazmak yasak abiciğim. Güven! Bak, bana bak, o yazıyı yazma, vallahi götürürler ha. Dur bakayım. Kahrolsun, kahrolsun. Adam duvara, Allah fedanı vermesin. Sen adamı diriltirsin. Adam duvara ben zannettim politik bir şey yazacak. Ne yaz biliyor musun? Kahrolsun kaynaram. Lan adam ne yapmış be vallahi ya. Şurada karşıda. Ha. Anam. Bir dakika. Karşıda. Ne oluyor? Bir dakika abicim. Beni arıyorlar. Alo. Bir dakika abi. Alo Mide. Beni mi arıyorsun yavrum? He? Getirdi duyuyorum. Hafif geliyor sesin. Alo. Şişt, bana bak. Safra Düzde mi? Sen aradan çık. Seninle konuşmuyoruz. Mide girdi devreye. Allah Allah. Utanarlık yok. Nerede bıçak ha? Bak şimdi batırırım karşıma görürsün ha. Evet. Kim? Kalın Bağışak. Ya kardeşim karaciğer yoluyla mideye git. Ha. Bak aşağıda acil bir durum var galiba. Ha, alo evet söyle mide dinliyorum. Evet biliyorum haklısın. Kaçıncı gün oldu? Biliyorum haklısın. Özür diliyorum çok özür diliyorum. Şimdi bak sabret 3 gün kaldı. 3 gün müsün yani piyangodan büyük ikramiye aldım zaman 13-13-13 biliyorsun anlaşmamız da var. Sana öyle bir yemek yapacağım ki ah benim güzel mideciğim aşkım. Lüfer boğulama Santa Pinto Fus. Palavraya bak. Böyle palavra yemek isimleri var ya. Nasıl? Lüfer boğulama sana dokunur mu? Gaz mı yapar? Ha sıra! Git işine. Şöyle çek. Peksime tepitsin. Lüfer boğulama gaz yaparmış. Hey. Yavaş yavaş kaçırıyorum galiba. Abi. Damda simit var. Abi damda simit var. Bir dakika. Ben o simiti çekeyim abi. Sabaha kadar... Ne sabah 3 gün sakız gibi çiğner açıktı mı? Dur lan kedi geldi oraya. Kedi! Hasılay! Kedice biliyor. Simite dokunma lan! Ondan ağlasırım yani! Kedi, dur abi öteki kedi de geldi. İki kedi nostaljik durumda. Orada dur bakalım ne olacak. Allah cedanı vermesin. Erkek kedi damdan laps aşağıya. Bakın öldü öldü. Öldü. Erkek kedi öldü. Belli. Teferruatından belli. Böyle yatıyor ya. Erkek oldu gözüküyor burada o kadar da biliyoruz artık. Dişi kedi yapak hiç umurunda değil. Elizabeth Taylor gibi kıçını sallaya sallaya kiremitte gitti. İşte erkek kedi ne olacak? Şehvet kurbanı. Şimdi abi nerede benim oğlan? Ben o
Ben o simit oradan çekiyorum abi. Yavrum. Ey yavrum. Sakız gibi çiğnerim. İşte bak Allah'ın sevdiği kulu oldu mu? Hıncan. Hadi yavrum rastgele. Tam da bacanın yanında. Bir kaza olmadan o tarafa. Dur lan şunu. Bir dakika abi. Bir dakika. Vuruyor ha. Vallahi vuruyor. Rastgele cam ettiyse al abicim. Hadi. Geliyor. Namutudum geliyor. Geliyor. Yanlışlık yaptık galiba. Orada bir şeyler devrildi de camcı var, camcıdan olma şimdi. Aman boşver, Allah'ın hakkı üç tura doldu. Deliyor. Deliyor. Takıldı, deliyor. Ne yapıştırdım hem de. Bir simit gitse ana. O ne? Ulan bu ne be? Şey bu be, turistik otel bayrağıdır. Bir dakika Allah dedanı vermesin. Vallahi otelimiz sabaha kadar açıktır. Ulan manyak! Ne var lan? Donamı var ulan! Ne dedi? Donamı var! Adam ananın donanı mı giydi ulan? Ulan zaten elinde dürbün, akşama kadar etrafı gözetliyorsun, pis röntgenci! Git lan içine, hadi adamın akşamını bozma! Ne olur lan! He? Ne olur ulan ha? Dur abi, dur şimdi. Dayımısın ulan! Dayıyım ulan! Yengemi üzme, ellerinden öperim yengemi. Ulan! Senin ananı, avradını, çoluğunu, çocuğunu, kardeşini, yetmişini, kız kardeşini... Hayır, öleceğim Mehter, tutacaktım. Hayır, yürüyor lan! Hayır, öleceğim Mehter. Ne dedi bir daha söylesene? Ananı, avradını, çoluğunu, çocuğunu, yetmişini dedim ulan! Ulan çeneni boşuna yorma, hayata kimsem yok diye başındayım Allah diye. Ulan, ulan dur da kafanı yorayım senin. Allah şu portakalı. Abi portakal atıyor. Allah şu portakalı. Bir tut sen portakalı. Hadi bak, gözüme hadi bak. Gel. Futbolculuk oynayalım. Allah kafana. Sen ben Rusya olayım. Sen Türk milli takımı al. Portakal'la bana 8 gol at. Hatta yiyeceğim. Sen şimdi yok. Hadi aslanım kaşeden de atıyorsun. Bak Esra'la işte duvara vuruyor inadına. Yemememişi. İnadına duvara vuruyor. Allah tedavi vermesin. Oh be. Dur bakayım oradan gelen giden var mı bakalım yanında filan. Hortumlara bak. Dur lan hey! Ne yapıyorsun lan orada? Odama bak, otelde, otelin penceresinde. Ulan it ol değil. Ne yapıyorsun orada o Playboy mecmuasına bakıp bakıp? Vicdansız. Kısmet yok abi, simiti çekemedim. Ne yapar lan? Şşt, odunu yettin. Bunlar da benim arkadaşlarım. Odunu yettin, fırçayı yettin. Sandalye ettin, piyon ettin. Burada da aynı ettin var burada da. Aynı ettiğine bak. Ulan bakma yüzüme aynı öyle. Ulan nedir senden çektin? Vicdansız. Ama ben seni seviyorum, sen beni sevmeyebilirsin. Bak arkadaşlarım, bunlar benim insanlı arkadaşlarım abicim. Size söz veriyorum, ilk gün sonra piyanda çekilip 13'e büyük ikramı vurduğu zaman hepinizi ihya edeceğim. Bu Vicdansız Fatma'nın var ya, o Vicdansız Fatma'nın. Hepinizi eskidiniz diye böyle tavan arasında ölüme mahkum et. Hiç korkmayın. Yarın sabahleyin hepinize en müsait olduğunuz yerlerde biraz bana bak lan, odunu ettin. Haddini bildir ha, vallahi duman ederim. Ulan söylediklerin yalan mı lan, yalan mı? Yalan, yalancısın işte. Sizin. Oduna bak, ulan bana yalancı mı diyorsun? Nankör. Nerede destere ha? Ağzına destere sürerim seni. Oturdun yerde. Hani beni artist yapacaktın? Git lan işine, sen de meseden artist mi olur? Kalkmış artist olacakmış. Odunu yettin. Senin yüzünden evden kaçtım. Beni ziyan ettin. Namus düşmanı Necati ne olacak? Bir dakika dur. Bu başka bir mevzu. En sentaran bir mevzu. Yan tarafta bir adam var ismi Necati. Bir haftada bir kız kapatmış içeriye. Seni artist yapacağım diye kızı uyutuyor. Bir dakika şimdi biraz kodu dedi yapacağız. Dur şimdi. Ulan bana bak. Şimdi sana elimin tersiyle bir korum. Bak titiz adam Necati Bey. Elin içi pis galiba, elinin dışıyla buluyor. Titiz misin? Aferin çocuğum Necati. Vallahi feleğini şaşırırsın ha. Şaşırtır feleğini onu. Vur da görelim bakalım. Dur, çıkma hadi bakalım. Ulan bana bak. Tamam kavga çıkıyor ne güzel. Ulan seni burada bir güzel temizlerim. Hamamcı mısın lan? Ulan cesedini de yanındaki tavan arasına atarım ha. Cesedi buraya atıyor, ölüyor. Aslan! İtori burası meşattık mı lan? Ben burada zaten tek başıma kuduruyorum, bir de ölüyle mi oturacağız burada? Anne.
Necati'ciğim. Ne var yavrum? Canım benim. Ha. Efendim ana. Karı yumuşattı. Necati karıyı yumuşattı. Söyle yavrum. Beni dövmeyin. Sev beni Necati. Ulan Necati onu sevme. Onu al destere kes. Televizyon kutusuna koy. Adapazır otobüsüne ver. Dur bakalım neler. Yavrum. Kim aldı lan buradan? Duvarı kim aldı lan? Ana tersim dönmüş. Duvarı ses sürüyor. Güzelim. Ben de sana zaten şaka yapmıştım. Ha bana bak. Ha. Sana bir sürprizim var ha. Ya nedir? Sürpriz yapacağım. Bak sana ne göstereceğim. Ne gösteriyor lan o? Bak. Damağını kaldır yavrum şöyle. Korkma çocuğum korkma. Ne döndü bakalım. Ne zamandır yememiştim. Kocaman lahmacun. Ya. Aa, lahmacun yiyorlar abi ya. Lahmacun en sevdiğim şey ya. Hayat en sevdiğim şey lahmacun. Bana bak Necati Bey. O lahmacun kağıdını atma. Burada bir aç kedi ver ona veririz yalar burada. Bir kağıt yapacağım. İki gün. Yavrum. Anam tadı nasıl? Harika. Benimkinden tatsana. Tadıyım anam. Yavrum. Ne biçim lahmacun yemek lan bu? İtolitlere bak be. Lahmacun yemeye bak anam. Şapır şıpır laps. Gümbür langırt. Lahmacun mu yiyorsunuz? Yoksa lahmacun mu yiyorsunuz? Yavrum. Ya bir dakika işim var. Şunu bir kere tutsana be. Ay tutamam. Tutacaksın. Ay tutmayacağım. Tutacaksın lan. Tutmayacağım işte. Tutacaksın lan. Ulan Necati gürültü etme ben şunu ben tutayım be. Alt tarafı lahmacun. Neyse bana bak. Hadi gel yatalım. Hadi kızım. Yatalım canım. Hadi yat da artist olacaksın. Oscar kazanırsın. Oscar mükafat. Arabalara. Ayakkabının önünü alanın ailesini avretten bir tane sefer burada. Allah tedavi vermesin. Ulan bana da bir tersi kapıyorsun. Hay. Ha. Yok ya. Yemekten bahsediyor o zaman. Afacanlar batıyor. İşte mi yırtacağım şimdiden şırpırdırı. Kıkık. Yemekten bahsetmeseler. Ben gayet rahat şekilde bekliyorum günümü. Takvim doğmuş parayı alacağım. Dün hesabını yaptım. O kadar parayı almak için 7-8 tane hambal lazım. Bakalım küfeli hambal mı olsun, sepetli hambal mı olsun? Ha? Dedim ya yemekten bahsetmesi yer moralin bozulmaz. Hani derler ya müzik ruhun gıdasıdır. Böyle bir laf var ya bir adam bir tanesi etmiş. Müzik ruhun gıdası olduğuna göre gıda, müzik gıda beğene gidiyor ya mideye de gidebilir. Açarız radyomuzu. Midemizin gıdasını alırız. Şansımıza hafif batımı ağır batımı gidiyor. Sıkırt. Sıkırt. Salim Usta. Salim Usta. Salim Usta'nın mis gibi kıymalı börekleri ağzınızda dağılır. Çenem dağılsın inşallah. Buyurun. Bakın reklamlarda yemek başladı. Salim Usta maç kadar. Aman ne büyüğü. Nefis etler. Allah cezanı vermesin. Etlerden bahsedin. Kızartmalar. İç pilavla doldurulmuş bıldırcın dolması. Ay. Hayatta her şeyin bir şey cılbırcın. Bayılıyorum cılbırcın. Cılbırcın sukuna. Onu kızartma şalıyı tam da sırasını biliyor. Asap bozmak için. Çilekli dondurma. Yemem. Boğazımda anjin olur. Ne yemek ulan dondurma kasesinin içine düşer şimdi. İnek restoran maç kadar. Oh. İneğe bak, ineğe bak. Zarzavatçı Osman. Zarzavatçı Osman. Ziyaretin geldi. Kapıya gel, gardiya çağırıyor. Ne lan bu hapishane şeysi mi, ne lan reklamı? Zerzavatçı Osman'dan ıspanak alınız. Çünkü ıspanakta bol demir vardır. Hadi lan git işine, hadi işine. Ispanakta demir varmış. Yok abi ya, palavra ya. Bu lafa inandım da ben, geçen sene işlerim de iyiydi. Gittim abicim halden, 5000 kilo ıspanak aldım. Buraya taşıdım yukarıya, balyalarla yukarıya. Demir ticareti yaparım dedim, perşembe pazarında bir dükkan. Sabaha kadar 5000 kilo ıspanak, ayıklı ayıklı, ulan içinden demir bırak da bir topuyla çıksa be. Tipi kaldırıyorsunuz. Ana! Oo, spikerin çocuğu yanında galiba. Bana ati bisküvisi alsan alam. Ana, çocuğa bak, acman, acman. Zıkkım konserveleri. Zıkkım konserveleri, zehir zıkkım olsun sana inşallah.
aman sapulya, kuru sapulya, bayılıyorum. Bir kuru sapulya şeyden bir de mahut. Yani söyle mahut değil neydi ha nohut. Yemekleri de unuttuk. Hani bir reklamlar var ya ben o reklamlara bayılıyorum. Neydi o? Size bir bilmecem var çocuklar. Çocuklar böyle böyle sor sor sor. Galatasaray son hafta neydi? Gol gol gol. Yeter. Dinlemeyeceğim. Fütük oluyor. Kaç. O kadar. Hay Allah. Dünen çoluk çocuk şu kitabı bir türlü okutmadı bana içeride. En iyisi şurada okuyayım. Ama ne değerli yazarmış bu. İhsan başı büyük. Ne güzel şiirler yazmış arkadaş. Şunu biraz karıştır. Kim o? Miao. Evet. Kim o? Miao. Vay Allah. Kim de bu kedi rahat vermeyecek galiba. Kim o lan? Miao dedik ya lan. Ulan sen ne biçim kedisin? Kedi konuşur mu? Bu kedinin geveze soyu. Anladım. Sen şu Fatma Hanım'ın bahsettiği problemli kiracısın galiba. Ne? Lan sen problemli misin? Yok bana verelim değilim. Ben simit maçanım otomatik. Onu demiyorum. Seni çok merak ediyorum ha. Açsana kapıyı bir suratını göreyim. Yok canım. Yüzümü göreceksin. Yüz görümlü isterim. Allah aşkına. Sen burada komşu musun? Komşuyum. Aşağıda oturuyorum. Ulan gece çok oluyorsun ha. Olur olur. Oğlum oğlum biz burada rahatsız oluyoruz. Bana bak. Hemşerim. Ne var? Para filan lazım mı? Onun için de gel. Sana bir kıyak yapayım, bir abilik yapayım. Allah aşkına. Ya ne zaman ödersen öde. Sağ ol, sağ ol. Taşıyacağım, ne yapacağım, nerede taşıyacağım bakalım işte. Sen ne yapıyorsun? Ben. Hava mı alıyorsun? Ben mi? Ya. Şu an başı büyüğü karıştırıyorum. Şimdi anlamadım. Başı büyüğü diyorum. Başı büyüğe bakıyorum. Allah belanı vermesin. Neye bakıyorsun lan? Okuyorum da. Okuyor musun? Tabii akşam elime aldım. Akşamdan beri bırakamıyorum elimden ha. Ulan üzerinde dövme mi var onun? Yok. He? Matbaada basılmış. Nerede bastırıyorsun? Matbaada. Olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Matbaada olmaz ya. Şimdi matbaa makinesi bu. Şakırt güm. Aaa! Bir kelime. Şakırt patırt güm. Langır, ikin. Ya git dalga geçiyorsun lan şimdi. Vallahi doğru söylüyorsun. Yok mu be? Çok kıymetli bir şey ha. He. Biliyor musun buna mükafat verdiler, mükafat. Ne mükafatı? Tabii ödül kazandı ve 10 milyon ödül kazandı. Ulan o ödülden ne anlar lan? Ne demek ne anlar? Jüri üyeleri yarım saat tetkik ettiler, evirdiler, çevirdiler ve ödüle layık gördüler. Şimdi kalabalık jüri toplanıyor. Ona bakıyorlar da ödül mü veriyorlar? Tabii. Ya beni de yazdır sen şuraya be. Belki bir ödül de biz alırız diyor. Hey! Hey! Bana bak! Setim geliyor mu lan? Geliyor geliyor. Siz orada kaç kişisiniz? Bana sen meraklı bir adama benziyorsun ha. He. İstersen sana da vereyim ha. Get lan. Hey şu olaysak. Niye elinden bırak? Hadi lan! Vallahi elinden bırakamazsın ha. Ulan git oğlum hadi vallahi vururum seni ha. Merak ettim lan. Sahi bu sende yok mu? Hadi oğlum git, kaçınma git. Niye? Ne demek lan lan mı? Herkeste vardır o. Ha sende de var yani. Evet. İyi. Ama ya. Bizimki cahil kalmış, yazısız. Allah, ulan gözün kör olsun bak, rezil ettin. Senin yüzünden viskiyi başı büyüğün üstüne döktüm ha. Ulan sil yanar ha, çabuk sil. Yok, silinmez bu be. Silersen buruşur. Ütülettir için. Olmaz oğlum. Ha, yanar iyisi... diyeceksin, matbaada basılıyor da. Yanmıyor da orada mı yanacak? Yok. En iyisi ben bunun balkonun kenarına koyayım güneşte kurusun ha. Ulan git hadi git. Niye? Apartmanın yüz karesi. Balkona koyacak. Orada o kadar çoluk çocuk var. Kaç karelerde apartmanda aileler oturuyorlar. Olsun. Görsünler ne olur be. Onu. Dölü. Zaten apartmandan girerken elimdeydi lan. Fatma Hanım da gördü. Sonra bana ver de ben okuyayım dedi. Fatma Hanım. He. Kocasına bir söyleyeceğim bunu. Merakına bak. Fatma Hanım'ın. Kocası da söyledi. Fatma Hanım bitirsin ben de okurum dedi. Kocası da mı söyledi? He. Zaten ben o adamdan huylanmıyorum. Yolda bir tuhaf gidiyordu böyle. Oğlum sen bırak onu Allah'ını seversen. Allah. Ne oldu? He. Yine başı büyüye mi bakıyorsun? Yok yok. Kitabın arkasına basmışlar da şimdi göteye bakıyorum.
Ulan git, git herif işine git. Bakacak şey bulamadım ulan. Nasıl bakıyorsun? Ayna mı tuttun? Yo, kitabın arkasında götenin resmi var. Resmi var? Ha. O ne? Vallahi. Ulan ne mevzeymiş bu be, ne resmi bu oğlum? Hem de profilden çekmişler resmini ha. Profilden? He. Meraklarına bak adamların, isteri isteri yok. Ne güzel şey. Tövbe tövbe, üst rafa fırla. Tövbe tövbe, üst rafa fırla. Ne dedin lan? Tövbe tövbe, üst rafa fırla diyor. Estağfurullah tecrübe. Sen şükret, gardıroba fırla demedim ben onu. Bana bak, çok güzel ama çıkmış. Neşi? Resmi. Ulan resmim var be oğlum. Vallahi götenin resmi var be. He? Bu bambaşkadır biliyor musun? Ne bambaşkası be? Nasıl? Hepsi birbirine benzer abi ya. Yo bak, bu usta iddia ederim, bu benzemez kimse. Oğlum onların hepsi birbirine benzer. İddia ederim benzemez. Var mısın iddiaya? Varım. Gel, iddiaya giriyor muyuz? Giriyorum. Gel lan hadi, hamama gideceğiz, oradan bakacağız. Kaç kişininki aynı model? Oğlum vallahi bu benzemez. Oğlum modeller aynıdır da çaplar değişir. Ya, bu böyle... Benzemez. Çünkü bunu bütün Avrupa kabul etmiş. Bu büyük göte. Ana. Tabii. Ulan oraya nasıl sığdırdılar onu? Hey. Ne büyük laflar etmiştir bu, biliyor musun? Ay akıllı olacağım. Ulan konuşmuş mu? Ben götenin konuştuğunu bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ben biliyorum, orkestra çalar. Bazen bando yapar, bir şey yapar. Demek ki o da gebede soyuyor. Sen ne diyorsun oğlum? Bu göte üniversitelerde konferans verdi be. Durun. Kendime dedim. Konferans mı verdi lan? Tabii. Konuşuyor. Tabii. Konferans veriyor. Tabii. Evet. Belanı vermedin sana. Hısır lan. Şöyle. 60 senedir taşıyorum. Aşağılık duygusu getirdin beni. Hain. Ulan konuşmayı bırak da hiç olmazsa bir ıslık çal, bir şey yap. Ha, biliyor musun? Orada mısın? He? Orada mısın? Buradayım. İyi. Biliyor musun? Bu herifin kıymetini biliyorlar Avrupa'da. He. Bak bizde olsa bu götenin kıymeti bilinmez. Oğlum ha. Bizde de onun kıymetini bilen vardır. Şengül hamamında filan olur böyle yani. Ne diyorsun? Hakkını yeme yani. Onlar kadar bilemeyiz be. Onlar ne yaptılar biliyor musun? He. Bu götenin çeşit çeşit resmini yaptı. En büyük ressamlar, en büyük müzelere koydu be. Resmini? Tabii. Allah. Yani resmini yapıyorlar, müzelere koyuyorlar. Vallahi. Ulan benim gözüme gözükme burada. Ulan seni sana öyle bir ceza verdim, 3 ay kabız olacaksın, anan ağlayacaklar. Oğlum. Resminden vazgeçtim, bir karikatürün yok, vicdansız. Ama hakkı bak, vallahi hakkı. Cilt cilt kitap yazdı bu be. Kitap da mı yazıyor? Göte! Ulan bir imza açsaydım. Dur, sinirim bozuldu. Bir dakika dur. Allah bedanı, demedim. Ne diyorsun be? Bırak, ben ceza veriyorum. Aşağılık duygusu geldi be abicim. Yalnız resmini müzeye koymakla kalmadılar. Şehrin en mutena köşesine, Almanya'da meydana bunun heykelini diktiler götenin. Heykelini? Tabii. Senede bilmem kaç bin turist geliyor, bilmem kaç bin mark ediyorlar götenin heykelini görelim diye. Kazanıyor bu kadar para. Tabii. Duy. He? Para kazandırmayı bırak da bir de para ediyor sana. Demek meydanda duruyor. Ha. Ben yarın pasaport çıkartacağım. Nereye? 10 bin dolar, 20 bin dolara lüzum yok. Bana günde 5 dolar versinler, heykele lüzum yok. Ben kendim Münih meydanında böyle dururum. İstersen bana bak. Ha. Sana da iş çıkar. Ben ne yapacağım? Sen de orada gezinir, sinek kovalarsın. Yatar hadi lan, hadi. Bana bak, kusura bakma. Zevk duydum konuşmandan ama gitmek zorundayım ha. Niye? Karnım acıktı. Karşı lokantaya gideyim. Pek de yiyemem ya. Pilav üstü 1,5 kuzu yiyeyim geleyim. Eyvallah. Güle güle. Bak şimdi yine bak. Yine yemekten bahsettim. Görüyorsun değil mi abi? Vicdansız. Yemekten başka bir şey yok. Gele. Hadi lan. Cevap verme bana. Sus. Yemek ye. Oy bak, o da yemekten. Radyo yemekten. Herkes yemekten başlıyor. Yok. Yemekten başka mevzu yok mu ya? Bir sürü mevzu var yemekten başka. Denizcilik var. Efendim ekonomimiz var. Havacılık var. Arıcılık var, balıkçılık var. Bak şimdi aklıma geldi. Arıcılık dedim ya, küçük babam beni, daha küçük çocuktum. Şöyle 7 yaşında, 6 yaşında. Yaş tatili de beni götürdü, arıcıya verdi, sanat öğreneceğim. Çocukluk, ben de ilk gittiğim gün merak ettim. Arılar nasıl bal yapıyor? Kafayı kovanın içeri soktum, böyle. Ana, 5 dakikada şımaladım. Oh, böyle yanaklarım topu gibi oldu. Eve girdim, anne ben geldim, yo annem böyle bu. Bir yanlışlık olacak evladım. Sen şurada oturan bir zengin çocuğu var. Şişman olsun. Bizim çocuk zayıf. Anne benim diyor.
Babam tanıdı da, geldi babam tanıdı da. Hemen gidip sürücüye bir şey gidip bir fotoğraf çektirmeye götürürüm. Şişmanlık hatırası. Babam öyle yapıyor, bu sürü bir daha ne zaman şişmanlık? Fotoğraf çektim. Bir de dayak yedim o gün. Zaten bakın size söylemedim, benim boyum var. Ben haftada 3 gün, 4 gün dayak yemedim mi bana kriz gelir. Gider bulaşırım adama, dayanır, rahatlarım oturur. O gün de fotoğrafçıda. Fotoğrafçıya gittik, 2 tane adam geldi. Bir tanesi uzun boylu kekeme. Taksit taksit konuşuyor. Bir tanesi de kısa boylu, burası da tamburu var. Fotoğrafçıya pazarlık ettiler, kaça çekersin, şöyle çekersin filan filan diye oturdular. O civarda tamburu burada duruyor. Öteki kekeme de böyle duruyor böyle. Fotoğrafçı tam düğmeye basacak, böyle yaptı. Bir dakika. Işığı gözümün üstüne tatıma vurdu. Tamam dedi fotoğrafçı, yine pozunu verdi, gel tam çekil. Şimdi hırırır, arkadaşın da saçına gelsin, parlasın. Şimdi adam tam düğmeye basacak, buradan tekeme bir şey söylüyor orada. Hu yanlış, bu yanlış, kamuru dayanamadı. Yeter be, tutma dedi. Sabahtan beri tı konuşuyorsun, fotoğrafa para vereceğiz. Fotoğraf orada çitrek çıkacak. Tekeme böyle yaptı. Sen onu bırak. Kamburunu içine çek, fotoğraf albüme sığmayacak deyince ben kahkaya attım, bir dayak yedim arkadaş. Oh canım sağ olsun, dayağı yedim de rahatlıyorum zaten. Şimdi ben diyorum ki... Ben diyorum ki... Ben esasında şöyle bir şey diyorum. En iyisi ben kendimi yoruyorum. Ulan suçu! Evlendir lan şu eşeğini! Sabah kadar yanıyor ya, bekar eşek abi, o da bir canlı duruyor. Diyor ki ben en iyisi kafayı vurup yatarım. Sabahleyin kalkarım, zaten günümüz ne kalmış, geçer gider işte. Buyurun, buyurun efendim. La bu haline bakın beyefendi. Dünyada insana hiç yaramayan bir ucu varsa o da ayak baş parmağı. Buyurun, hiç faydası yok. Canı ver, vatan aynı, buyurun efendim. Bakın çorabı demiyor işte. Hadi lan, adamın ashabını bozma. Hiç olmasa ne olur? Niye olmasa ne olabilir tabii, niye olmayacak? Evet, şuraya bak, bakışa bak. Bir de kuşbaşı et gibi duruyor. Hani acılı Adana kuşbaşı onun gibi oluyor. Ya, şişt, bir dakika dur. Toş kaldırmayın. Acaba diyorum, insan kendini yemez. Ha? Yiyemez mi beyefendi? Afrika'da şeyler var. Yemyemler var, vahşiler var, insan eti yiyorlar, filmde görüyoruz. Herhalde insan etinde bir lezzet var ki yiyorlar. He? Tamam abicim. Baş parmağımı yiyeceğim, zaten faydası yok. Belki de tarihe geçeceğim. Dünyada ilk defa baş parmağını yiyen kahraman. Sana göre bir şey yok kardeş, sen orada dur. Çaktırmamak lazım ki bozuntuya vermeyelim. Ya bakalım, sen mikrop kapma, biraz tuzlarız. Oh yavrum, karabiberimizde gördük mü? Çiğ Adana kebabı. Bu da beni öbür güne kadar geçindirir. Hadi yavrum afiyet olsun, yaklaş bakalım şuradan. Maçımda bakar mısın? Kuşbaşı et gibi de. Güler! Anneciğim, anneciğim! Anneciğim! Hadi bakalım, sen mikrop kapma, biraz tuzlarız. Oh yavrum, karabiberimizde gördük mü? Çiğ Adana kebabı. Bu da beni öbür güne kadar geçindirir. Hadi yavrum afiyet olsun, yaklaş bakalım şuradan. Maçımda bakar mısın? Kuşbaşı et gibi de. Güler! Anneciğim, anneciğim! Anneciğim! Para ver. Bunu da giydik, bunu bir abi verdi aşağıda. Hadi düşündüğü zaman gelsin. Pantolon da emanet değil, parasını alalım. Neyse görüşeceğiz, daha alaşmalık da diyeceğiz. Hadi eyvallah. Efendim, kaçtı zannettiniz? Nereye kaçıyorsun? Hangisi? Acısı, parmak. Yok onda bir şey yok, idare ediyoruz. Hadi eyvallah. Kaçtı zannettiniz? Hepinizi fıtık ediyor. Aynı yerden gidiyor. Kamera şakası. Şimdi bütün mesele ne biliyor musun? Bak be amca. Az kaldı, bankadan paramı alacağım. Fakat ben para var diye öyle harman savurup havrulmak yok. Paralar bankaya, icabetin tekrar işi. Hey! Neler geçti başımdan bu? Ulan başını şaşırma, şurasına vuracaksın. Adamın asabını bozma. Ne işlere girdi bu abi? Havrulup harman savuracağım dedim de, bu yalancılar kahvesi var bir tane. Geçen gün ortaydım, ben böyle şey görmedim.
Hay geberecektim gülmekten. Şimdi yalancının bir tanesi geldi içeri, ya dedi şimdi geliyordum. Medeniyet ne kadar ilerlemiş. Düven sürüyorlar. Düveni buğdayın üzerinde şey yaparlar ya. Bu dedi ki yumurtaları koymuşlar harman meydana, üstünde düven dönüyor. Orada da daha git işine filan dediler. O sırada orada başka bir yalancı oturuyor. Ya ben de gördüm ya dedi. Onun arkasından ben geliyordum. Hatta dedi şeyle yumurtaları böyle tırmıkla havaya atıyorlar. Bir tarafa kabuklar, bir tarafa civcivler düşüyor. Ulan beni yalan buldu. Ay insanın emniyeti olunca, istikbal emniyeti olunca nesesi yerine geliyor. Açlıktan yoruluyorum. Bak 15 tane keklik kovalamış gibi oldum. Ne işlere girdim abicim bu yaşıma kadar. Köyfür'de çalıştım kadın berberi. Çalıştım tabii. İşte babam götürdü sanat için bizi köyfür'e gittik. Zaten köyfür'e gittiğim günde kovuldum. Aynı zamanda güzelleştirme salonu orası. Dükkanın kapısına yazıyor zaten. Nasıl güzelleştiriyorlar ama. Şöyle yazıyor bak. Güzelleştirme salonumuzdan çıkan müşterilere, kadınlara laf atmayın. Belki anneanneniz olabilir. Bak ne kadar. Şimdi babam götürdü gittik. Patron orada Şişli tarafında bir yerde. Patron böyle yaptı. Bu sanatı bakarak öğreneceksin. Daha da geçmek yok. Öyle bir iş. Bir kadın geldi oturdu oraya. Patron başına bir şeyler sardı tellerden böyle cıvır vıcık saç istiyormuş. Töpek başı mı dedi bir şey dedi. Sardı ben de orada dikkat ediyorum. Tamam mı? Aa bak ne bir sürü dedi fişi. Fişi verdi bana git oraya dedi. Elektrikçiğine çok. Fişine soktu. Ben acemiyim bilmem ki. Ben aldım 110 diye 220'ye soktum mu? Kadın burada hemen. Kafasında dumanlar. Kadın bağırıyor ben bu kafayla ne yapacağım? Ben bu kafayla ne olacağım? Patron böyle yaptı. Defol! Kovuyorum seni! Hadi lan dedim zaten istifa ediyorum. Çektim gittim odana. Eczanede çalıştım. Eczane macerama bak şimdi. Yok ilaç nereden yapıyor şimdi? Ben işte git gel falan böyle tezgahta falan yardımcı oluyorum. Bir gün patron şurada oturuyor. Patron orada. Ben de şurada kapıda duruyorum. Eczanenin kapısından içeriye bir adam girdi. Bir ihtiyar amcayı açtı böyle. Ben de dedim ki adama iyilik olsun diye, bey amca dedim boşuna sayma orası dört adım geliyor. Bek lan işine vurdum yapıştırırım duvara dedi. Karışmadım 15 dakikada gitti oraya. Geldi patronun yanına böyle yaptı, cebine elini soktu şöyle iç cebine, böyle yapıyor. Ben de adamı kaşınıyor zannettim, amca yardım edeyim, çek elimle, adamın asabını bozma, reçete çıkartıyormuş meğersem, o da bir 7-8 dakika sürdü. Patrona verdi reçeteyi. Patron şimdi reçeteye baktı. Efendim dedi bu ilaç çok pahalı. Bir komprimiz istedi 50 bin lira. Adam mı? Ver yahu parasını vereceğiz ver birader dedi. Çıkardı kuş yumurtası gibi renkli renkli bir hap. Adam bana döndü böyle yaptı. Bir bardak su ver bakayım orada. Suyu verdim. Adam hapı attı suyu içti. İnanır mısınız? 3 dakika geçmedi. Demin giren adam aynen böyle. Allah'ını seven tutmasın eve gidiyor. Fırladı gitti adam. Ulan dedim bu ne ilaç be, ne kıymeti bu bunun, bu kadar nedir falan diyemeyeceğim. Şimdi adama alıştık, 15 günde bir geliyor, böyle yapıyor. Evladım, suyu hazırla. Geliyor, alıyor hapı, suyu içiyor, dükkandan Allah'ını seven tutması çekip gidiyor. Bir gün patron tatile gitti Kiler'e. O Ege böyle, ne Kiler ulan, Mahsen, yok Bodrum'a tatile gitti. Ne Bodrum'muş orası, bir de ben gittim bir sene. He? Vallahi denizi görmek için 15 gün kuyrukta bekledik. Teyze için böyle denizi göreceğiz. Kalabalığa var. Sıcak basmış patron yok. Kapı açıldı. İhtiyar buradan girdi. Patron nerede? Dedim patron yok. Ne yapacağız? O ilaçtan alacağım. Ben dedim biliyorum vereyim ben sana. Biliyorum ezberledim. Yani. Aldım oradan kutudan. İlacı verdim. Bir bardakta su verdim adama. Suyu içti. Ağzına tutmasın eve gidiyorum. Fır gitti. 5 dakika sonra adam geldi aynen böyle. Yanlış ilaç vermişsin lan! Şimdi o adamı görüyorum bazen bir yolunda bana böyle yapıyor. Sağ ol, istikbalimi sana bozduyum. Yanlış ilaç vermişsin. Ne yapacaksın abi dünya be? Bir dakika dur bakayım. O orada tamam, bu da orada. Nasıl da bakıyor oradan abisine? Hadi bakayım açsana. Şımarma hadi. Al tarafın parasını, ne yüz vereceğim. Şeyde çalıştım. Kamorat'ta gemicilik yaptım. Yok, gemide kamoratlık yaptım. Çay kahve getiriyorum böyle, işte müşterilere hani çay kahve nane şekeri gör. Bir gün şeyden bu poşetle adadan vapur kalktı, tıka başarılı arkadaş.
Vapur kalktı, bir fırtına, bir fırtına aga çalkalanıyor, deniz, millet bağırıyor. Bir de geminin dümeni arıza yaptı mı? Olduğu yerde gemi dönüyor böyle. Oradan kaptan nerede bilmem ne, kaptan hastalanmış, izinliymiş. İkinci kaptan ben mesuliyet kabul etmem, efendim bilmem ne falan. Çoluk çocuk ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Oradan bir adam çıktı. Ya dedim, bu kadar kalabalık arasında bu geminin dümenini kullanacak kimse yok mu? Ben hemen efendim ben dedim, kaptana çay kahve götürüyordum. Orada gördüm, isterseniz dümene geçeyim. Aman evladım geç dedi. Ne bileceğim dümeni beni alıyor. Geçtim dümeni, hep aynı tarafa çeviriyor. Şimdi ben dümeni çeviriyorum. Çevirince vapur olduğu yerde dönüyor böyle. Olduğu yerde dönüyor. Şimdi vapur dönünce yolcuların başı dönüyor. Yolcuların başı dönünce nane şekeri satılıyor. O gün iki kere prim aldım. Ne nane şekeri gibi. Şimdi ben dümeni döndürüyorum. Kalabalık etrafımda, o adam da orada. Aferin aslanım benim, bak. Gençlere, efendime söyleyeyim, böyle vazife verilse neler yaratıyorlar? Aslanım benim, kaplanım benim. Ne kadar hayvan varsa sayıyor adam bunu. Aslanım, kaplanım derken, bravo, helal olsun derken arkadaş vapur saray burnuna vop gibi indirmez mi? Millet geldi, o aferin diyen adam da güp geldi, surat böyle mezbane töpeği gibi kan içinde kalmış. Adam kalktı böyle, ulan dedi vicdansız, madem bilmiyorsun ne diye dümene geçiyorsun bana, tak bir tokat. Ne oluyor lan? Görmüyor musun lan, deniz bitti, denize yatacağım. Adam böyle, ne diyorsun lan anlamadım. Anlayan anlıyor, yüzüne bak. O sırada da bir koca karı gelmiş böyle yapıyor. Sağ ol evladım, saray burnunda inecekti. Abi macera, neler geçiyor insanın başında. Hayatın içini söyledi, boyacılık yaptım. Ressamlık yaptım, ha resim de yaparım. Üş, parayla satıyorum abi. Bak orada boyalarım da duruyor. Boyacılık yaptım, bir gün hiç unutmam. Bir apartmanın 7. katını boyuyorum abicim. 7. katta pencerenin camını boyuyorum. Tutturmuşum şarkıyı. Arkadaş elim bir kaydı muazenen, bir bozuldu. 7. kattan aşağı balıklama gidiyorum. 4. katta da bir boyacı oturmuş boya yapıyor pencerede. Böyle yaptı. Bir şey var kardeşim? Ulan dedim daha bir şey yok. 4. kattayım, sen aşağıya bak. Aşağı arkadaş asfaltın üzerine kafa küstü. La! He? Asfalt çarptı ya. Asfaltın müteahhiti de geldi, bir de bana böyle yapıyor. Ulan vicdansız, dikkat etsene. Masraf ettik, asfaltı çatlattın. Böyle yap. Sen de asfalta ziplini fazla koy, asfalt çatlamasın. Müteahhitsen sen ziplenme, asfalt ziplensin. Ben yerdeyim, üstü başımı topluyorum şöyle, tozumu sürükleniyorum. Bir koca karı gelmiş böyle yapıyor. Evladım burada bisimi dağıtılıyor. Ulan dedim yeni geldim, ne bileyim ben. De bakayım yine oynuyor mu? Bunlar işte pire. Seviyorum, hayatımı kurtarıyor. Bu pire, bu hamile. Hamile bu. Nereden mi biliyor hamile olduğunu? Ayıp ediyorsun abi. Kulağın arkasında nikahını kıydık bilmez miyiz? Şimdi pire nasıl işimize yarıyor? Bak şimdi abi benim işime. Bir gün hiç unutmam, geçen sene hamile bir pire var. O gün de doğum günü biliyor. Adamın birisine çarptım yolda giderken. Adam ulan önüne bak deve dedi bana, bir tokat. Bana bak dedim, bana tokat vurma, seni burada harap eder yerlerde süründürürüm. Nasıl sürdüreceksin lan dedi, bir tokat aç, bak üstüme gelme diyorum sana dedi. Adam üstüme geliyor, aldım hamile pireyi, tık adamın enselerinin içeri, pire de doğurdu mu en aşağı bir dakikada 100-200 tane fırt 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 doğuruyor. Şimdi pireler doğurdu mu adamın içinde, adamda ufak bir kasıntı evlasyonlar. Ondan sonra böyle böyle, biraz sonra adam aynen böyle yerde figür yapıyor, şöyle kazınıyor. Bir de koca karı geçiyor, evladım Özcan Tekgül mü oynuyor, Özcan Tekgül mü oynuyor? Abi hayat ya, işte nerelere girdik? Babam bir alıp tutturdu, bu çocukta kabiliyet var, hamam tellağı olsun. Bak lafa bak şimdi. Ya hamam tellaklı, baba diyorum ya hamam sıcak ben, yürü! Şöyle işte sana istikbal lazım. Tellaklık öğrenirsin, paranı kazanırsın. Götürdü hamama bizi, baş tellak orada akşam kursları. Bir de giydirdi, kravat filan taktı, bir baktım bayağı gayet ciddi. Tellak işi ciddi almış. Hamamın içinde bir tane yazı tahta, siyah tahta. Talebeler böyle sıralandık, hamam tellağı ders veriyor böyle. Onda sıcak yanıyorsa. Tellak başladı. Bunu bakın la, dersi kuşu kuşağı dinleyin. Dalga geçmeyin, sıfatımızda vurdu mu daha durma. Ben böyle bir aralık böyle gülüm. Ne vuruyorsun lan yutulit, dersimi dinle. Birinci dersimiz, kir nasıl çıkartılır ha bu ha. Keseyi tutukan süreceğim, kir öyle bir çıkacak ki sicim ipliği gibi kopartmadan kapıdan dışarı kiri çıkartacağım. Ben yine bir ulan zum zum vurdum mu altaya sıcağını tutamam ha. İkinci tip kir, vapur altı gibi kalın çıkar. Dikkat et, kir kopup ayağına düşmesin, sakat bırakır.
Şimdi ben bunu dinlerken arkadaş bir baktım ana arkamda bir sıcaklık. Ana! Pantolon yanıyor, külana dayanmışsın. Ben pantolonu çıkardım arkadaş, gömlek tutuşmuş çıkardım. Ben dışarı fırladım. Hamamda yangın çıktı, millet dışarı. Hamamın önü Afrika, herkes Tarzan böyle, böyle geçiyor. Benim pantolonum senin pantolonun. Bir cilgar görsen bir alamet. Hamamcı oradan tellak kapmış böyle bir oduna arkadaş peşime düştü mü benim. O kovalıyor, ben kovalıyor. Adam öyle kızmış ki iki defa beni geçti. Ben yetişiyorum abi, sen önden değil, ben önden. Sen beni kovalıyorsun, vicdan var bizde diyor. O arkadaş o kovalıyor. Bir aralık bir baktım, kır koşucuları o sağlık koşuş yapıyorlar ya. Ah sen oradan geçiyor. Ben de ondan aşağı geçtim. Size böyle gidiyoruz, koşuyoruz şimdi. Hamamcı da gerilerde. Şimdi bir aralık baktım, onlarda rakam var göğüslerinde, bende rakam yok. Manavın önünden geçerken manavın oradan bir kağıt kaptım göğsüme. Bir baktım hıyar 175. Hamamcı da kasaptan almış bir kağıt önünde, manda 550. Şimdi koşuyoruz yanındaki adam bile. Beyefendi çok güzel konuşuyor, koşuyorsunuz. Efendim hangi spor koşuyor? Efendim kabzıma sporu beyefendi, kabzıma sporu. Arkadan da hamam sporu geliyor. O günü hiç unutmam bana. Tamam da zaten derse gittiğimiz zaman da orada bir olay oldu, belki sonra anlatayım esasını. Şimdi bir adam hamama gelmiş, elbisesini çalmışlar. Elbisesini çalmışlar. Las! Münakaşa bilmem ne falan filan adam. Allah yalan şöyle böyle. Adamı dövdüler gitti adam, çekti gitti. Şimdi gitti adam, iki saat sonra biz ders var ya. Dersiz iki saat sonra geldi. Yine soyundu. Hamamcı bu soyununca, ulan dedi bak böyle oluyor hamam dedi. Gelin dedi, bütün bunun esmaplarını alın içeriden dedi. Yanlış bir tane dedi, kayısını bırakın. Kayısını. Bu adam yine geldi münakaşa, ben yine elbisem çalındı, bilmem çalındı filan deyince hamamcı, ulan git işine Allah'ını seversen, git işine dedi. Adam içeri gitti. Bir baktık biraz sonra adam Adem Baba gibi kayısı takmış, burada da bir sürmene bıçağı. Adam da dayağı yemiş ya, sürmene bıçağı. Hamamcıya geldi böyle yaptı, ulan bir şey demeyeceğim. Ha ben bu hamama böyle bir çaldım dedi. Oluyor abi ya, hayatta şöyle saat kaç acaba? 13 tamam. Demek ki şöyle böyle bir 6-7 saat giden kaldı. Dayan oğlum, dayan aslanım. Efor senindir, bu milli bir şeydir. Gider bitirine bakar, giyinirim, boşanırım, hayalimde. Şimdi kebapçının bitirine bakıyorum, ana bir döner arkadaş. Olacak şey değil abi. Aa böyle bir döner. Biz o manda ne, böyle bir şey. Döner dönüyor şimdi. Şimdi dönere bakıyorum, karnım açıyor. Lan bir baktım döner bana göz atıyor. Böyle yapıyor. Hadi. Böyle. Şişt, gelsene. Bak kızardım. Hadi gel. Bu tarafından ye biraz. Gelsene, ne utanıyorsun? Yoksa ilk defa mı milli oluyorsun? Bana döner, aynen. Arkadaş döner beni baştan çıkardı. Yürü ulan dedim, dükkana gireceğim. Kafamı kaldırdım. Gözüm yaşa. Babam aklıma geldi. Biz adamı hep tenkit ediyorduk. Hep parasını içkiye veriyor. Bizi sefil etti filan diyor. Adam ölmeden evvel bize lokanta yapmış abi. Dükkanın kapısına bittim. Kocaman bir yazı. Babanın yeri. Babamın yeri duracak. Ben başka ne bebek yiyeceğim. Geçtim içeri. Nedir lan bu pislik dedim. He? Boş buldunuz meydanı değil mi? Varisi geldi dedim. Getir bakayım bana oradan. 5 porsiyon döner. Pilav üstü. Çeşit de seviyorum ya. 5 porsiyonda pilav altı. Pilavın öteki yanı, öteki yanı, öteki üstünün yanı. Bir gariban da oturmuş orada şey yiyor, kuru fasulye yiyor. Kadir dedim ona, ver beyefendiye benden 5 porsiyon. Üstüne konfisti, ver yemek yesin. Arkadaş yemeği yedim. Efendime söyleyeyim, oturdum bekle, kahve geldi içtim. Ben böyle intizamsız lokanta görmedim yani. Böyle şey olmaz ya. O da garson hesap almaya gelmiyor. O asabım bozuldu masaya böyle. Ulan işim gücüm var dedim, hesap vereceğim, kim dövecekse dövsün lan dedim burada. Lokantacı geldi, bağımla kardeşim kalabalık gibi, rezillik etme burada. Ya oğlum işimiz gücüm var, hesap edeceğim. Ya birader, işte o gün anlaştık da, 3 tane bono yaptılar şimdi, işte 10 günde bir gidiyorum, 2 tokat atıp bırakıyorlar işte, ödedik 2. Param yok cebimde, lokantaya giderken, 2 tane sinek bu cebime, 2 tane sinek bu cebime. Herhalde ne var bakayım burada bugün, ha. Haşlama mı var? Gitin bakayım oradan. Suyu limonlu bol olsun. Haşlamayı yarına kadar içiyorum, yarışına kadar içine bir sinek. Yalan buraya, bu ne bu? He? Vatandaş burada sinekli çorba mı içecek? Bağırma kardeşim ya, elini ayını. Kim bağıracak lan? Midem ağzıma gel. Şuraya bak, sineğe bırakacağım, sırt üstü rekoru kuracak lan. Ayıptır be. Beyefendi bir tabak daha verin. Ne vereceksin? Midem bulandı, yemek yiyecek halde kaldı. Oradan dışarıya, para vermeden.
yarışlarına gidiyorum orada. Haydi başka lokantaya. Ne var yavrum he? Ne var, bamya mı var? Ver bakayım, eti bol olsun. Bamyayı da yarısına kadar yiyip içine ikisine... Hadi ulan vatandaş, burada et mi yiyecek, bilmem ne yapacak. İki tane yarın bir porsiyon yedi, zaten doyuyor. Fakat son günlerde lokantacılar tanıdı şimdi beni, ta sokaktan gördü mü bütün lokantacılar. Dikkat, sinekçi geliyor. Dikkat, sinekçi geliyor. Birbirine sinyal veriyorlar. Hıva, hıva, hıva. Ben de böyle ağaç kakan gibi gülüyorum. Vallahi çocuktan bir gün ağacın tepesinde armut çalıyordum, böyle gördüm. Avcını birisi ateş etti, ağaçını vuracak. Sonra dedim ki artık ben hayatımı çalışayım. Yeni bir restoran açılmış, gittim restorana. Dedim beyefendi ben garsonluk yaparım. Tabii yavrum gel bakalım dedim. Nasıl yaparsan sen. Büyük bir lokanta yapmış adam. Fakat servis yok. Kalabalık millet ayaklarda. Yemekler saatine gelmiyor. Dedim ki beyefendi sizden bir şey rica edeceğim. Bana iki tane paten alın. Ayağıma. Patenle ben çabucak servis yaparım. Paten aldılar. O gün meze tepsisini verdiler bana. Ayağımda patenler. Müzik de çalıyor. Ben masa arasında. Döne döne döne. Arkadaş virajımı alamadım ben. Bir ziyafet maşası var. Sosyeten inip oturmuşlar. Ben masanın üzerine aynen böyle bak. Lop! Bütün hardal, mardal, meze, salata ne varsa hepsi üstüme döküldü mü? Kadın beni yapıyor. Kuzucuğum bu ne kebabı? Ben böyle. İtoğlu it kebabı, İtoğlu it kebabı. Oradan da kısma bir tekme, oradan da ayrı. Yani bir insanın çalışması, hayatını kazanması, başkalarının bu tür. Onun yazın bozuk benim abi, çocukluğumdan beri ya. Hani bir laf vardır. İnsanın başına kuş, affedersiniz, tutarsa kısmet açılırmış. Ya bir gün lan bir kuş tut be, yok abi ya. Kuş cennetine gittim orada, 15 gün gezdim, milyonlarca kuş var. Yanıma buraya lap düşüyor, burayı kafama tutmuyor. Bak, bir de bu çapta işte. Kuş yuva yapıyor buraya. Tabii, bazen bahçıvan var şurada bir tane, ona para kazanıyor. Günde 8 saat bahçesinde böyle duruyor. Zavallı kuşlar konuyor, kıpırdayamıyor onda. He, vakit geçiyor size bakın. Vakit daha geçsin diye bir teklifim var. İster misiniz? Sinema oynatayım mı size? Sinemaskop film. Babaların günahı. Başrollerde Cüneyt Arkın. Şimdi filmimize başlıyoruz. Şurası perdemiz. Şurası perdemiz. Orada da seyirciler. Şimdi filmin mevzu şöyle efendim. Abi Sütçün Bey bir zamanlar efendim isim Ayşe isimli bir dansöze gönül vermiştir. Fakat Ayşe, Abi Sütçün Bey'in parasını yiyip onu Bisküdar'da çıkartmıştır. Abi Sütçün Bey intikam almak için Beyoğlu'nda bir gazinoda gezerek, bar bar gezerek intikam almak için Ayşe'yi aramaktadır. Yine başlıyor şimdi. Beyoğlu'nda geziyor, bağlı arıyor şimdi. Ya önüne bak, kadrında ne işin var? Bak şimdi çamur kullanmış. Hangi pavyonda acaba şurası olmasın? İçeride de efendim maymun bekliyor. Pardon neydi o? Varın Feda Goril. Kim o? Gecenin bu saatinde çalan kapıyı. Hani bazen böyle oluyor ya konuşma, dublajda hata atıyorlar. Böyle böyle oluyor konuşma. O bana kalırsa o dublaj hatası falan değil. O adamlar çaktırmadan bize perdeden küfür ediyorlar. Şimdi ben bunu keşfettim. Sinema gidip oturdum da sinema başlamadan böyle. Ben senin ananı avradarım diyor. Evladım. Dansöz Ayşe burada mı çalışıyor? Ne yapacaksın? Niye sordun? Bir maksadın mı var? Hayır yavrum, bir maksadım yok. İçeri gireceğim. Müsaadenizle dansöz Ayşe'yi öldüreceğim ve çıkacağım. Geç, elini çabuk tut. Dansöz Ayşe de içeride program yapıyor. İçeride program yapıyor dansöz Ayşe. Ondan sonra pistin etrafına toplanmış. Herkes alkışlıyorlar. Aaa! 475. aşkım Abi Sütçün. Benim ya kahpe, beni aldattın. Nerede lan benim 3,5 lira param, beni mahvettin. Dur şimdi öldürme, müşterim var, müşterim misin sonra vurursun. Hayır öldüreceğim. Gras pus, gras pus. Kumi neredesin lan? Burada kadın ölüyor, şuraları süpürür. Nereye düşeceğim ben? Halı serin, langır gün. Koşun şu ihtiyar. Daha sözü vurdu, koşun peşinden yakalayın. Üstüme gelmeyin, üstüme gelmeyin. Çoluk çocuk sahibiyim. Son. Nasıl film ama? Şimdi... Ulan! Ulan hicap ettin denen sürük! Hem param yok diyorsun, hem de içeride sinema oynatıyorsun. Ağladın mı?
Tarihe bak sinema canım. Bari oynatacaksan langoyu oynat. Anam! Ye beni Silvestre Nesiteleno! Tüh! Vatan haini! Kahpe! Sıraya bak! Ye beni Silvestre Stelona'ymış! Vicdansız! Bunca bekar vatan evladı Allah Allah derken! Tüh! Allah cezanı vermiş! Artık sabrım sonuna geldi! Kızıma da o sümüklü mendillerini verip yıkatıyorsun! Anladın mı? Donumu yıkatacağım daha dur! Hey, donumu yıkatacağım! Vallahi seni parçalarım, anladın mı? Parçalanmışı var! Bakalım sen mi kazanacaksın yoksa ben mi? Sen kazanırsın Fatma Hanım, senin malların yeri çakıldı! Ben acim miyim, asfaltta kayıyor! Yarın kontratın bitiyor! Hele parayı vermedi! Sokaktasın, sokakta! Varma, varma! Ah, elbiseni yırtacaksın! Ah ulan! Seni parçalardım ama neyse! Bu gece kocamın 25. ölüm seneyi devriyesi! Kocamın ruhu her sene bu tarihte gece bu tavan arasına gelir ve piyano çalar! Ana! Yok abi, kandırıyor ya! Kandırıyor, boş ver abi! Geceyi tavan arasında kocamla beraber o divanda geçiririz! Şimdi bittim. Ya adam bunu kocası buraya gelir de bu divanda bu kadını bulamazsa. Allah Allah. Dün gece gördüğüm rüya mı çıkacak acaba? Ah kocacığım. Yine aklıma geldi. Sadık hırslan beni. Soyadına bak. 25 senenin hırsını bizden çıkartacak. Yok abi ya, kocası ne gelecek? O beni korkutmak için yapıyor. Piyano çalacakmış da burada şey. Sana bir numara yapayım, kocası gelmiş gibi. Bak abi, bak, ha, bak. Allah'ını seversen. Bak şimdi. Fatma! Fatma! Bensiz yatma! İcabetinden ev kirası alma. O iyi çocuk, o iyi çocuk. Affet Fatma! Şimdi, bunu da çalan olacak. Ver, ver, sen ver. Bunu da çalan olacak da dinleyeceksin. Hani Hinçerto çalıyorlar ya, okus pokus 85-96, Hinçerto mu, konçerto mu ondan? Acaba biliyorum ki, insan acaba bunu öğrenebilir mi? Heh, şimdi bir dakika dur abi, dur. Hahmanço, Hahmanço. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım eşek ol eşek. Canım arkadaşım, kardeşim eşek. Piyanist böyle yapıyorsun. Ay plakayı zedeleyecektik az kalsın. Acaba diyorum ki insan müzisyen olsaydı gayet güzel konserler verebilir. Dur bakalım şimdi. Burası la çeşi, şurası do çeşi. Çamurlara bata bana da gelin Ayşem suya gider yüreceği atana da be Ayşem Ayşem aşk gibidir. Ayşem Ayşem aşk gibidir. Kuyusları taş gibidir. Ayşem suya varınca dama kalaylanmış kas gibidir. Aman inge yaşında da geldim İstanbul şehrine. Ne İstanbul'muş kardeş, Haydarpaşa istasyonuna iner inmez donumu çaldılar. Kaldım İstanbul'da garip.
Gittim belediyeye çöpçü yazıldım. İstanbul'a yaranamadım. Çöpçü oldum şu İstanbul'u gezerim. İstanbul'a yaranamadım, gün akşam oldum. Bahar gelince çöpler yığılır öbek öbek dağlar biçimi. Bir de rüzgar açtı mı ateş basar kıçımı. Vakit geliyor, paralar doluyor. Ne diyorsunuz valla? Yok abi ya. Şimdi bunun kocasının geleceği falan yok da beni korkutmak için yapıyor. Buradan bir çıksam. Valla dur be. Bu ne bu? Bak dikkatsiz adam. Daktilo makinesini kamyonun altında ezdirmiş. Makine ne hale gelmiş. Fakat ben burada filmde gördüm bir yerde. Adam böyle buradan üflüyordu, ses çıkıyordu. Saskofon, saskofon. Bir Amerikan filminde görmüştüm. Adam aldı bunu, konter vermişti. Dur bakalım şimdi bunun sesi nasıl? Orada bana bir do sesi verir misiniz? Hangisini efendim? Mozart 40. Nerede o bolluk? Mozart 40'mış. Sen Mozart 40 bırak da Şubet 2'yi çalayım yeter bana. Allah'a mahcup etme. Bir değil, bir değil. Allah Allah. Çok affedersin. Küçük kardeşim. İkiden sonra kaç geliyor? Kaç? Üç mü? Tamam. Bir, iki, üç. Kıtık ödeyeceğim. Hadi araba vapur kalkıyor. Yetişin hadi. Siz bana deli diyorsunuz. Ben biliyorum şimdi. Kararınız o baştan bir. Bir adam kalkıyor burada geliyor onu yapıyor. Gidiyor onu çalıyor. Sinema oynatıyor. Bilmem ne yapıyor. Şimdi bu adam akıllı mıdır? Deli. Bir delilik şeysi daha size ispat edeyim. Yani müsaade ederseniz. Bak şimdi abi. Bak. Siz karar verin bana. Bana karar verin. Aldık bunu koyduk buraya. Tamam mı? Suyumuz şurada. Suyumuzu da şuraya koyduk. Şunumuzu da aldık şuraya getirdik. Şunumuz da burada. Fırçamızı da aldık şurada. Şu fırçamızı da aldık. Şu radyoyu da açayım.
İstanbul. Şimdi... Yankı kendimi... yormayayım artık. Kıymetli misafirler. Ben en iyisi... yavaş yavaş çünkü büyüsüme de geldi üstüme. Bu resmi de size diyeceğim. Çekiliş yapacağım bir gazete vasıtasıyla. Bedava veriyorum o resmi. Karar tamam derildi. Yok abi be, vallahi derildiğimi. Ben sıkılgan ve mahcubum amcacığım. Sıkılgan ve mahcub. Şimdi diyeceksiniz ki bana... Yok kardeşim, bu kadar sıkılganlık mahcubluk olur mu? Nedir o çektiğin senin bu? 8 gündür burada aç bir açsın. Aç kapıyı çık. Çıkarın. Bu çok kolay. Bakın. Gelirim kapıya. Şu kapıyı açarım. Buradan dışarı çıkabilirim. Ulan! Ulan! Kaçacak mı sanki ha? Ben dul kadınım, dul! Ondan kriz geliyor zaten sana. 40 paramı bile korkatmam adama. İşinize gelmiyorsa defolup gidersiniz. Anladın mı? Anladık. Şimdi ne olacak? Başıma geleni ben biliyorum. Ne olacak? Kapıya çıkacağım. Fatma Hanım beni yakalayacak. Doğru karakola. Karakola gideceğim. Ve karakolda bir bas komiser, bir de polis memuru orada zabıt tutuyor. Beni getir karakola böyle. Fatma Hanım başlayacak orada konuşmaya. Ah komiser beyciğim, ah! Yaz bakalım. Bu herif 3 aydır benim paramı vermedi. Ah komiser bey az. Ah yaz bakalım. Ne diyorsun oğlum? Daktiloda o harfi yok mu? Ne harfi var? He? Yaz. Bir dakika ben bunu konuşmayayım. İfade ediyorsun. Yaz bakayım. Vah komiser bey vah. Devam edin izine. 3 aydır benim paramı vermedi. Bu adam mı? Yaz. 3 yok mu? Kaç var? 9 yaz. 9 aydır kiramı yemedi. Evet. Bütün tavan arasındaki eşyalarımı da sattı. Evet, satılığa çıkartmış eşyaları. Hırhız. Yani bu sabıkalı bir hırhız bu adam. Sonra başka bir şeyde bulundu mu, tehditte bulundu mu hanımefendi? Polise şikayet edersen öldürürüm diye de beni tehdit etti. Çok güzel, siz buyurun oturunuz dışarıda, biz bunun ifadesini alalım şimdi. Söyle bakayım, ismin ne? Efendim ismim Hicabettin. Yaz, İbicittin. Hayır efendim Hicabettin, İbicittin lan. Vallahi efendim nasıl geldi Hicab... Benden neyi mi bileceğim, İtolit, İbicittin. Babasının adını yaz. Baban adı ne lan? Ercüment efendim. Yaz, Nercüment. Vallahi efendim Ercüment. Nercüment ulan. Senden mi uğraşacağım? İtolik. Yaz lan oraya, babası yok pişti. İşimiz gücümüz var biz. Deve kuruşuna gideceğiz seyretmeye. Soyadın ne? Efendim, Hicabettin Sıkılganoğlu. Yaz bakalım. Ne biçim soyadın lan öyle? Hicabettin, Hibicittin Osurganoğlu. Yaz bakalım. Alın bunu götürün. Savcılığa götürün. Siz hanımefendi gidin, size davetiye veriyorum. Hadi oradan mahkemeye. Ben. Ellerimde kelepçe, mahkemeye çıkacağız. Ben böyle suçlu yerinde oturuyorum. Burada hakim bey, burada savcı. Efendim orada Fatma Hanım, yanında da Ayşe. Durumu düşünebiliyor musunuz? Hakim bey ifade alacak tabii. Söyle bakayım evladım. İsmin ne? Efendim, Hicabettin soyadına Sırganoğlu. Yaz bakın, Hicabettin Sırganoğlu. Böyle bir suç işledin mi, bu kadını tehdit ettin mi? Hayır efendim, aklımdan bile geçmedi, böyle bir şey düşünmedim. Evladım, yalan söylüyorsun. Çünkü yalan söylüyorsun, terlemenden belli. Akif Bey amca. Akif değil, hakim bey amca. Evet, hakim bey amca. Efendim, ondan değil. Bugün burası çok sıcak. Evet. Efendim söyleyeyim, mahkemeye ara vermesini istiyorum ben. Evet, neden? Burası çok sıcak. Bendenizle bugün 2 fanile giymiştim. Evet. Mahkemeye ara verirseniz annemin bir tanesini çıkartacağım. Evet, ne olacak? Yoksa bok yoluna gideceğiz hakim bey. Oradan savcı sözü olacak. Şu anda karşımızda tipik bir katil görüyoruz. Kafatası yapılmaz yapılışı ve yüz bakışlarıyla karakteristik bir katil, müzmin bir katil, bir sabıkalıya karşı karşıyayız. Bu cemiyet düşmanı, sadece bu yaşlı kadının parasını gasp etmekten kalmamış. Aynı zamanda damdan onun bunun siyah renkli donunu çekmiştir. Ben böyle bir... Hayır! İtiraz ediyorum! Don siyah değil, kırmızıydı. Savcı devam ediyor. Ceza kanunun falan filan maddesine göre cezalandırma karar veriyorum. Hadi oradan toplanıyorlar. Cezalar, kanun filan derken en aşağı tehditten 10 sene hapis. Elime kelepçe takılıyor. Beni jandarma arasına gidiyorum. Yürü gidelim jandarma kardeşler. Beni yaktın Fatma Hanım, bunu unutma. Ayşe de böyle. Ayşe, 10 sene sonra çıktığım zaman yine beraberiz. Sen beni Gülhane Parkı'nın kapısında bekle.
Eğer istimdak olursa akıl kapıya gel. Yürü derim jandarma arkadaşlar. Çıkartmayayım, enayi miyim, ne çıkacağım, başıma bela alacağım. Şurada kalmış 4-5 saat elimi kolumu sallayarak çıkarım abici. Ben bir defa hapis yattım. He? Hapis yattım tabii. Yok, kötü suçtan değil. Kötü suçtan değil. Ben size anlatayım bak. O, evet. Yok be abi ya. Çocuklar kamyon adamı yokuşa kamyonu takozsuz koymuş. Çocuklar oynarken freni çekiyorlar. Kamyonun freni boşanıyor. Kamyon yokuş aşağı bir eve çarpıyor. Bir çocuk ölüyor. Oradaki mahalleden iki kadın da diyorlar ki bu serseri orada geziyordu benim için. Hadi beni apar topar mahkemeye götürdüler. Hakim oradan sordu. Bir oradan bana hep diyorlar ki en aşağıdan adam öldürdüm, bu senin yüzünden oldu. En aşağı 20 sene yersin. Ağlıyorum. Girdik neşesi ya mahkemeye. Oradan hakim böyle böyle. Yok dedim efendim, ben yoktu. Allah razı olsun, orada bir karı koca balkonda oturuyormuş. Efendim dediler, bu adamın hiçbir şey yok, günahı yok orada. Orada şu yaramaz çocuklar, orada çocukları da getirmişler. Şu iki çocuk oynuyordu deyince hakim böyle yaptı. Evladım bir yanlışlık olmuş. Hadi yavrum bana böyle yapayım. Beraatsin. Ben inanamadım. Mahkemede demez miyim ben yalancının anasına diye. Hakim böyle at işini bunu 3 ay içeri. 3 ay gidip çıktım orada. Ne yapacaksın? Canımız sağ olsun be. Teslim ol lan. Bana bak. Buna ben kendime bakamıyorum. Çiftçisine git. Bana bakmış. Hadi inayet ol. Yeni camiye. Oğlum sana bir oyuncak vereceğim. Bayılırım oyuncağa. Zaman da geçmiyordu. Sağ ol, teşekkür ederim. Al şunu. He. Zula'ya sor. Nereye? Zula'ya. He, kaçtın gel abicim, bu zararlı. Kalkıp sen de haydutluk yapmışsın, eşkıyalık yapmışsın. Acaba bunda ne var? Oyuncağa da bayılırım ha. Ana! Düdük. Ana! Tabanca lan bu. Tek, vallahi yok ha. Aman ha. Şöyle dursun, kenarda dursun. De vallahi da. Vallahi, oha. Sigaraya bak, lahana sarması gibi. Lahana sarması gibi sigara. Ben bir defa şeyde okumuştum. Neydi o ki, kaçtığında okumuştum. Ya filmlerde görüyoruz hani, kovboylar var ya, kovboylar. Kovboy filmlerinde böyle tütün çiğniyorlar. Bunun içinde ben sigara içmem, sağlığa zararlı. Şimdi ben bunun içindeki tütünü çiğnerim, sakız gibi. Hani bir kere görmüştüm o, neydi o kovboy? Robert Taylor mi ne? Ya bayağı da lezzetli ha. Hani bazen insanın karnı böyle... Ana! Ne oluyor ya? He! Kendimi şurayı gibi görüyorum ha! Vallahi şurayı gibi görüyorum! Kim lan o? Bana bağıran ya burada lan! Fatma lan! Vallahi dua ederim ha! Şu anda kendimi televizyon ekranındaki gibi görüyorum. Vallahi aynı televizyondaymışsın gibi. Dikkat şimdi, başlıyor televizyon. Hava durumu! Bugün hava ya rüzgarlı olur, ya rüzgarsız olur. Yağmur da yağar, yağmayabilir de. Kar da yağar, biz o kadarına karışamayız. Bugün Marmara bölgesine düşecek yağmur miktarı metreye kareye ne kadar düşerse o kadardır. Bugün İstanbul'da en yüksek sıcaklık Şengül Hamamı'nda olacak. Yapılan son istatistiklere göre, efendime söyleyeyim, geçenlerde bir otobüs kazası olmuştu hatırlarsanız, onun haberi geldi. O Tarabya'da denize uçan otobüsün deniz altında olduğu tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık Şengül Hamamı'nda olacak. Kaput bezine son gelen zamlardan sonra vatandaş ölmeye bile niyetli değil. Efendim özellikle şurada şimdi bir şeyimiz daha var, onu da şey yapalım. Araştırma yapan ekonomistlerin kimliğini, fasulyenin kimliğini şu şekilde öğrenmişlerdir. Nimet olduğu öğrenilmiştir. Şimdi şiir saatimizi. Efendim bir büyüğümüze sormuşlar. Yağın var mı? Var. Unun var mı? Var. Şekerin var mı? Var. O halde ne diye zam yapıyorsun? Şimdi efendim bir memur şiiri var burada. Şiir sadı. Kış bitmeden kömür bitti. Zam bitmedi, ömür bitti. Çoğu kaldı, azı gitti. Gamlanma memur, gamlanma. Bir memurum, yanarım. Evim yok, dükkanım yok. Ahireti bilmem ama dünyada mekanım yok. Yama üstüne yama vuruyoruz aylardır. Bir pantolon almaya vallahi imkanım yok. Bu da başka bir memurdan efendim. Memur derler bize yar. Giderimiz geniş, gelirimiz dar. Memur der bizlere yar. 30 aşlar bir güleriz. Ve işte hepsi bir o kadar. Efendim bu da bir emeklinin ağıtı. Halimi arz edeyim size küçük memurun. Arpa ekmeği bulsa şekerli pasta sanır.
Bir iğne bir ipliktir, soluk yüz sivri burun. Konuşmaya haliyat görenler hasta sanır. Hanım evde yüz vermez, müdür her gün azarlar. Hayra alamet değil bakkaldaki nazarlar. Hep har gürle geçtikçe cumartesi pazarlar. Ertesi günü görenler 3 ay hasta sanır. Efendim bu da emekli türküsü. Biz de onlar gibiydik efendim. Bizler de birer memurduk. Biz de maaş uğruna nice hayaller kurduk. Fakat vuslat gelmeden eriştik sonbahara. Bir gün hurda olunca atıldık bir kenara. Şimdi belim bükülmüş çıkmaz sesin diyorlar. Çünkü devletin üvey evladısın diyorlar. Hiç unutmasınlar ki feleğin döner çarkı. Gün gelir onların da bizden olmaz hiç farkı. Akıbet hep aynıdır memur olan her kula. Onlar da kırdırırlar maaşını bir pula. Gözde olan memura milyonlar döl denir. Biz gibi emekliye ne olursun öl denir. Efendim son olarak hükümetin aldığı bir karar üzerine her sabah kalkıldığı zaman söylenecek bir ant var. Müsaadenizle onu da söyleyeyim. Haberlere son vereyim. Türk'üm, borçluyum, perişanım. Yasam kemerimi sıkmak, ev sahibime gözükmeden eve varabilmektir. Varlığım tüm politikacılara armağan olsun. Yavaş yavaş galiba zaman geliyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor, gözüm karamaya başladı. Ne o bir şeyler geçiyor, uçuyor. Ya bir dakika abisin, biz bu kadar konuşurken belki ikramiye çekilmiştir, piyango çekilmiştir. Tabii. Radyo söyler şu saatlerde. Şimdi özetler. Özetleri vereyim. Aç olan bölgelere gıda yardımı yapılacak. Git adamı güldürme be, aç olan bölgelere. Ya burnunun dibinde duruyorum ben burada ya. Bir kamyon dereye düştü, 30 kişi boğuldu. Oh, doya doya su içmişler. Uzay laboratuvarında astronotlar nefis kahvaltı yaptılar. Kıçımı yesin itoğlu itler. Beypazarı panayırında birinci gelen ineklere törenle madalyalar verildi. Ulan sıraya bak, ineğe madalya veriyorlar ya. İneğin ben kaprisini düşünüyorum öküze. Nasıl kapris yapar? İnek böyle yapar. İnanılmaz ya. Tövbe estağfurullah. Bir bilgin utangaçlara çare bulduğunu açıkladı. Utangaçta çare bulmuş. Abla, o bilgini ne olursun bana gönder. Ben de utangaçım. Ne olursun ablacığım. Ulan adam Avrupa'dan nasıl gelir be? Ana radyo cevap veriyor bana. Dur affedersin, bizi demedik, sorduk. Otur otur bir yerde otur. Tamam. Şimdi Bolu'da Hıdır Usta'dan yemek tarifi. Bana inat için koydun değil mi yemek tarifini, bizden siz? Bak inat için yemek tarifi koyuyor, yemeği atlatmak istiyor bana. Çok mühterem ve de gıniyetli dinleyiciler. Ana, bu bana ders veren tellağın sesine benziyor, bir dakika. Öncük sizde de modern o bir yemek tarif edeceğim. Vallahi ulan onun sesi vallahi dur. Bu akşamki yemeğimizin adı çok sosyetik. Şişte deve. Oha! Şişte deve bütün mü acaba? Evet bütün ulan. Şişte deve yemeğini yapmak için evvela Arabistan'a gideceğim. Oh, deve alacaksın oradan. Ondan kelli. Ben de bu lafa tutulurum, ondan kelli. Orada 868 tane deve alacağım. Şiş yapmak için. Ondan kelli. Oğlum ondan kelli deme, sinir oluyor. Develeri şehre getirip mutfağa sokacağım. 800 tane deveyi mutfağa mı sokuyorsun? Evet efendim. Ulan ya sen deve görmedin ya sayı bilmiyorsun. Ondan kelli. Ondan kelli deme, sinirim bozuluyor. İş kalır develeri düşürmeye. Bakalım ne yapacağız? Evvela ikilik bir cevze alırız. Hı. 868 deveyi onun içine koyar, bir bardak su dökeriz. 868 deveyi cevzeye mi koyuyorsun? Evet efendim. Ay akıllı olacağım. Lan babam, ikide bir de lafıma karışma. Sıfatına vurdu mu daha duruma? Vallahi hamamcı, sıfatına vurdu mu daha duruma? Ulan ben de hamamını yakarım ha. Develer yumuşayınca teker teker cevzeden çıkarıp şişe dizmeye başlarız. Kaşıktan mı çıkartıyorsun? Diziş bu şekilde olacak. Bir deve, bir domat, araya bir badılcan. Bir deve, bir domat, araya bir badılcan.
Ulan ne diyeceğim şaşırdım. Ondan geldi diyecek. Evet, ondan geldi. Deme lan, deme lan, deme, ondan geldi deme. Ve biz de açız var, bir tane yüzden kelli de, on tane ondan kelli eder. Yorma kendini, bundan kelli. Hıy! Hıy, sinir oldum ha. Ha. Odanın içinde kelebekler uçuyor. Uuu, binlerce kelebek var. Başka yer yok mu? Koskoca İstanbul'da o kadar yeşil saha varken zavallı Hicabettin odasını buldunuz. Gidin başka yerde uçuyor kelebekler. Bana bak ayna. Bana nankörlük yapma. Başım dönüyor ya. Senden çektiğimi ben biliyorum. Her sabah işe giderken kalktığım zaman senin o yüzünü görüyorum. Akşam geliyorum senin yüzünü görüyorum. Şuradan kafana vurduğumu parça parça ederim suratına. Hicabettin! Dünyanın en salak adamısın. Ne çabuk sıfırı tükettin. Kendini toparla. Daha aşıktan ölmene vakit var. Saat mi tuttun vicdansız ayna? Kelebekler gidin. Dikkat, dikkat. O ne? Şimdi spor saati ayol. Ha, baba baba bu da şeye benziyor. O esnada yanlış ilaç verdiğim adamın sesine benziyor. Sabah jimnastiği için hazır olun canlarım. Tabii, teyze bak. Şimdi spor yaparken zaten aç saat kaldı. Hiç olmaz o saat geçer. Sabah jimnastiği yapalım. Efendim, bu sabah yapacağımız ilk hareket bir dediğim zaman el parmakları ayak parmaklarına diyecek. Ama dizler bükülmeyecek. Tamam mı canım? Tamam lan, tamam işte. Yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Başım dönüyor. Ama tımamsa tımam de. Ya tımam canım, tımam. Hadi başlıyoruz. Bir... Aa, gördün dizlerini büktün. Yok ya, başım döndü, ondan oldu ablacığım. Lütfen, yapacağımız hareketi tekrar ediyorum. Bir dediğim zaman el parmaklığı ayak parmaklarına diyecek. Ama dizler bükülmeyecek. Tamam mı canım? Tamam lan, tamam işte ona uğraşıyoruz. Ama ne olur tamamsa tamam de. Tamam da, tamam. Hadi başlıyoruz. Sen şimdi bir de... Aman da, biri de, bir de, yavrum da, bir de, biri de, bir de, oh oh da bir. Ana, spikere bak, bire kanto yaptırdı. Ay ne kadar güzel yapıyorsun. Himenim benim, gölgeciklerin gücü adına. Himene bak, bakımsız himen. Eder, gel buraya. Tut artık seni, dinlemeyeceğim anladın mı? Heh, o kadar. Kelebekler yok. Ha? Gidin kelebekler, bak buraya doluşuyorsunuz hepiniz. Üşümek geldi abi ya, üşüme. Böyle bir üşümek gibi bir şey geldi. Üşüme geldi abi ya. Güzel benim bir üşüme geldi, bir de kulağım çıktı. Galiba ben... Siz mucizeye inanır mısınız? Mucizeye inanır mısınız? Bir kağıt parçası mı kurtaracaksınız? He? Ya şuradan bir damla süren olsa ya. Sen mi kurtaracaksın beni ha? Neyse sen, alt tarafı bir kağıt parçası. İyi mi Gülsünler? İyi mi? He? Peki, affedersin, özür diliyorum. Bir dakika şimdi. Hey, konu komşu! Beni duyuyor musunuz? 13 numaralı piyango biletini satıyorum. Yarım saat sonra en büyük ikramiye çıkacak. Ama ben bu bileti ucuza satıyorum. Bir bardak suya, yarım bardak suya. Ha? Var mı alan? Ben bağırıyorum, oradan pencereden bir kadın çıkmış.
komşularına diyor ki damda deli var. Yağmur abi! Yağmur geliyor abi! Adam koskocaman inşaat yapmış, inşaatında bu yağmuru geçiyor ya. Bu kadar da şanslılık olmaz. Amca, şimdi köy geldi aklıma. Köyde yağmur yağdığı zaman toprak ne güzel kokardı ya. Dünyanın en güzel esansı acaba toprak kadar kokar. Şimdi köy geldi, annem geldi aklıma, hiç unutmam. Yağmur yağdığı zaman sever, sevinir gider, çamurlarda oynardık ama gök gürlediği zaman hemen koşar annemin sinesine sarılır. Ama sana öyle bir acı vereceğim ki yıllarca ciğerin yanacak. Kızın Ayşe'nin sevgisini de beraber götüreceğim. Sefam olsun. Ayşe'yi de bir muhandise nişanlıyorum. Fatma'nın teyze, sizden bir ricada bulunur muyum? Yapar mısınız? Karşıki bakkaldan alacağım abinin 1500 lira. Gidin bakkala söyleyin, o 1500 lirayı size versin. Kına yapın he mi? Ağlamadım lan! Anlayan anladı onu. 25 dakika kaldı hicap ettin. Gebereceksin! Acaba diyorum ki Ezrail bu kadının ruhunda mı saklı? Kelebekler yok. Bütün kelebekler gitti abi ya. Kelebekler kayboldu da şimdi bak odanın içinde helikopter uçuyor ya. Helikopterci amca! Beni duyuyor musun? Bir dakika bekle. Ayşe'ye haber vereceğim. Ayşe'yle beni İstanbul'un üstünde son defa gezdirmişsin. Parası peş et bak. İstersen sana vereyim, sen de dursun. Nasıl? Evet. Helikopterci amca ne dedi ya? Ayşe'nin mühendisle evleniyor dedi. Onlar balayına gidecekler diyor. Peki ben burada ne olacağım bu tavan arasında? Bu eski eşyalar gibi burada çürüyüp ölecek miyim? Siz bir mucizeye inanır mısınız? Bastı! Milli piyangodan büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yazıyor. Bastı! Milli piyangodan büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yazıyor. Bastı! Kaç
gazeteci. Gazeteci. Sesim çıkmıyor ya. Sesim çıkmıyor. Lan icabetliğim demin burada bağırıyordum. Şarkılar söylüyordum. Hadi davran oğlum bak. Gazeteci gitmeden anlayacaksın. Hayat senin için ümit mi yoksa simit mi? Gazeteci! Buyur abi. Abi ya. Buyur. Bir şey soracağım. Yalnız bir numara soracağım. En büyük ikramiye kaç numaraya çıktı? Söyleyeyim abi. Hadi abi yüksek ama duymuyorum. 13. 13 dedi abi ya. 13. 13 dedi. 14. Yok ya. Niye ağlayacağım? Niye ağlayacağım? Ağlayacak bir şey yok ki. Kısmet bu kadarmış. Bak şimdi teyzeler, amcalar. Dünyanın en güzel tesadüfü oldu amca. Piyango biletini attım az havada bir güvercin gibi süzüldü, süzüldü. Hani oradan da çekemediğim yarım simit vardı ya, onun üstüne düştü. Peki İstanbul niye bu kadar sessiz? Kapının yerini niye değiştirdiniz? Kapı niye burada? Niye taraf kapkaranlık? Fatma Hanım! Neredesin gel? Küfür et, hakaret et ama beni yalnız bırakmayın. Suçu nerede? Ne aracı niye geçmiyorsun? Gaza başlana arabacı. Birisi anneme haber versin. Hiç olmazsa Ayşe'ye bir haber verdiysem başka bir şey istemiyorum. Ayşe'ye aman bir alasmalık demeden olmaz ki. Sevgili Ayşe, kısmet buraya kadarmış. Allah bir kuvvet verse de bana, kapıya kadar şu mektubu götürebilsin. Sen niye konuşmuyorsun ha? Niye konuşmuyorsun? Konuşsana! Yemek tarifleri yapıyordun, yapsana! Hepiniz bir çıt çıkartmıyorsunuz. Ayşe'ye kadar gülüyorsun. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Çok önemli bir haber için yayınımıza ara veriyoruz. Özür dileriz. Sayın dinleyiciler, Milli Piyango'dan en büyük ikramiye kazanan numarayı bildiriyorum. 13, 13, 13. Müzik yayınına devam ediyoruz. Seyyah oldum şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım gün akşam oldu. Kendi efkarım. İcab ettim. Sevgilim ne olur aç kapıyı. Gün akşam oldu.
akşam oldu, dün akşam oldu. Gelmedi bir haber al.